Selamünaleyküm. Gününüz hayır olsun inşallah. Haydin bakalım, gündem serbest. Arabanın arkasında iki tane boş şişe var. Anahtarı da vereyim sana. Kasanın içinde. Halit, soran yok, sen sor bari. Ver buraya mikrofonu, ver. Halit, bir dakika bekle. Otur, otur. Efendim, siz daha önce bir şey söylemiştiniz. Yunus Aleyhisselam'ın ve Adem Aleyhisselam için biz nefsine zulmedenlerden olduk. Benim anlamadığım, günahı işleten nefis, yani zulüm eden de nefis, zulüm gören de nefis. Nasıl oluyor bu? Nefsin değişik manaları var. Kullanıldığı yere göre Arap lügatında nefsin cümlenin içerisinde kullanışa göre bir insanın kendi birey olarak bireyi kastediyor. İki, ruhu kastediyor. Üç, kötülükleri emredeni kastediyor. Dört, iyilikleri koşanı kastediyor gibi sıralanabilir daha. O yüzden nefsin kullanıldığı yere göre, mesela ayet-i kerimede der ki işte o nefis kötülükleri emredicidir. Başka bir ayet-i kerimede der, kim nefsini temizlerse kurtuluşa erer. Buradaki nefisten kastı insanı kötülükleri emreden nefsi. Ama nefsim kahve içmek istedi. Burada nefsim kahve içmek istedi deyince bizde kahveyi içirmeyi oluşturan istek nefis olmuş oldu. Ama bu nefis o kötülükleri emreden nefis kategorisinde değil. Yüz kilo yük yükledik. Eski dilde götüremedi bir kimse onu. Nefsi o yükü çekmeye kaldırmadı. Bir bütün olarak komple senin bütününe de nefis dendi. O yüzden nefsin, nefis kelimesinin kullanıldığı yere göre manası değişir. Adem Aleyhisselam, biz nefsimize zulmedenlerden olduk veya Yunus Aleyhisselam, biz nefsimize zulmedenlerden olduk dediğinde ben kendi elimle kendi kendime kötülük yaptım. Allah bana bir kötülük tayin etmemişti. Ama bu kötülüğü ben kendi ellerimle yaptım. Bu manada. Veya ayet-i kerimede siz nefsinizi ateşe atmayınız. Siz kendi ellerinizle kendi nefsinizi ateşe atmayınız. Bir kimsenin kendi elleriyle kendi nefsini ateşe atması demek, kendisini, kendi kendisini kötülüğe ram etmesi, kötülüğe doğru koşturtturması veyahut da bu noktada yapamayacağı bir şeyin altına sokması kendini. Kendi kendini nefsine ateş atmış atlı. Kullanış yerine göre değişiyor. Mesela bunu da şey, ayet-i kerimede hepinizi bir nefisten yaratan Allah'a hamd edin. Burada hepinizi bir nefisten yaratan ayet-i kerimenin aslı nefis olarak geçiyor. Ama biz onu tercüme ederken Türkçesinde diyoruz ki oradaki manayı söylüyoruz. Hepinizi bir tek ruhtan yaratan Allah'a hamd edin. Ama onun Arap dilinde, Kur'an dilinde adı nefis yine. Kullanıldığı yere göre değişiyor. Sor. Ben kendi şahsım adına söyleyeyim. Namazlarımı çok böyle eksik buluyorum mesela. Bir kitapta okumuştum. Namaz bir tevhid eylemidir diyor. Şimdi benim anlayamadığım, tevhidin sırrına eremeyenin eylemi de tevhidin sırrından eksik olduğu için mi namazlar? Hani tabiri caizse böyle hani tevhid eylemi değil de bir beden eylemiymiş gibi. Çünkü bin bir türlü düşüncelerle namaz kılıyoruz bazen. Hani o namazdan bir tat yok. Sanki böyle eksik gibi. Tevhidin sırrı nedir? Burada tevhid
kelime manası itibariyle birlemek. Birlemek. Böyle olunca namaz tevhid eylemidir deyince o kimse Allah'ı birlediği için namazı kıldı. Tevhid eylemi deyince onun içerisine iman da girdi çünkü. İslam da girdi. Bütün. Ancak Allah'a iman edenler namazlarında dikkatli olurlar. İmanı buradaki şimdi namazı kılmayan imansız manasında değil. İmanı kemale eren, olgunlaşan kimse namazını bir tamam kılar. O namaz tevhidde olgunlaşan, kemale eren kimse namazda hassas davranır. Çünkü bilir ki namaz yıkılan son kaledir. Böyle olunca namaz tevhid eylemidir. Yani tevhid Allah'ı birlemektir. Allah'ı birleyen bir kimse, yani Allah'a iman etmiş, Allah'ı birleme yolunda gidecek olan bir kimsenin bütün hayatı namaz hükmündedir. Nasıl namaz hükmündedir? O kimsenin bütün hayatı tevhid içerisinde olduğundan bütün hayatı, bütün gecesi, gündüzü, nefesi ibadet hükmüne girer. İbadet hükmüne girince o bir bütün olarak tevhid ehli olur. Namaz yoksa o mana bütünlüğünü teşkil edemez o kimse. Namaz bedeni ibadet gibi algılanır. Namaz bedeni ibadet değildir. Şöyle bedeni ibadet değildir. Ayet-i Kerime'de bir kimse veyahut da fıkıh dilinde bedensel olarak namaz kılamayacak hükmünde olan bir kimseyi namazı sakıt etmez. Namaz düşmez ondan. İma ile bile namazı kılması gerekir. O zaman namaz bedensel bir ibadet olmuyor. Oruç bedensel ibadettir. Oruç muhakkak manevidir ama bedenseldir. Bir kimse oruç tutmaya muktedir değil ise ona oruçtan sorumlu kılmaz. Ama bir kimse namazı kılma noktasında gözlerini açıp kapatabiliyorsa gözüyle secde eder. İma ile gözünü açıp kapatamazsa, böyle dursa, gözünü dahi açıp kapatamıyorsa o kimse ima ile yine namaz kılar. Namaz bu noktada sadece bedeni bir ibadet değildir. Orada bir eksiklik var. Namaz aslında manevi bir ibadettir. Çünkü namaz müminin miracıdır. Hadis-i şerifi mucibince o manevidir. Otomatikman. O yüzden bedensel olarak bir kimsenin ona muktedir olmaması namazı kılmamasını gerektirmez. Ben sorayım sorumu. Dün akşam Allah ilk aklı evveli yaratmış olduğu dediğiniz zaman, yani Allah ilk aklı evveli yarattı. O zaman ehli tasavvufun mücadele ettiği akılla bu aklı evvelin arasındaki fark nedir? Ehli tasavvufun mücadele ettiği akıl insanı yanlışlıklara götüren, eksikliklere götüren, noksanlıklara götüren akılla mücadele eder. Yoksa bu kainat tamamiyetle akılla çalışır. Allah bütün kainatı bir hesap kitap üzerine yaratmıştır. Onda akıl vardır. Akıl insanı yanlışlığa götürür mü? Evet. İşte o doğruya götüren akılla yanlışa götüren akıl arasındaki akıl, fark nedir? Bir kimsenin dogmatik heva ve hevesine uyarsa akıl o kimseyi yanlışa götürür. Akıl vahye kendisini ram ederse o akıl insanı kemalata götürür. Ama akıl dogmatik olarak bizim nefsimizde, çünkü bu hususiyet de vardır. Akıl çünkü nefisten de etkilenir. Nefsin hegemonyasının altına girerse akıl boştan boşa, bizim aklımız şeytan kesilir. Akıl bu manada nefsin kötülükleri emreden hegemonyasından kurtulursa
akıl baştan başına ilham kesilir. Şeytanın aklı var mıdır? Varlığın aklı varsa her şeyin de aklı vardır. Şeytanın aklı olmamış olsaydı der miydi hiç, ben senden farklı yaratıldım, benim yaratılış hususiyetim seninkinden üstündür, o yüzden sana secde etmiyorum der miydi? Buradaki şeytanın aklı bu noktada burada kıyas yaptı. İnsanın aklı kıyas yapar. Bu kıyas olumlu bir noktada durursa o kıyas insanı uçurur. Ama olumlu noktada durmazsa o kıyas insanı batırır. O yüzden akıl, ilim alma yolları vardır. İlim alma yollarından birisi sezgidir. Sezgi ikiye ayrılır. Sezginin bir kısmı vardır ki heva heves dediğimiz, kökü ilahiyeye dayanmayan şeytaniyete dayanır. Sezginin bir kısmı vardır ki pozitiftir. O da ilhama ve vahye dayanır. O yüzden sezgi bu manada Aristo'dan tut da yani Batı felsefesi de Doğu felsefesi de sezginin ilim kapısı olduğunu kabul etmiştir. O yüzden akıl için sezgi de bir ilim kapısıdır. Ama bu sezginin geliş noktası önemlidir. Sezgi eğer ki bu manada Kur'an ve sünnet doğrultusunda vahye dayalı bir sezgi ise biz onun adına zaten İslami literatürde ilham diyoruz. Cenab-ı Hak diyor ki Allah arıya ilham etti. İlham. Allah ilham eder. Aynı şekilde insanın içerisinde de o ilham vardır. Siz ayet hadis-i şerifte der ki Hazreti Peygamber Efendimiz eğer ki der siz danışacak bir şey bulamazsanız kalbinizdeki müftiye danışın. Kalbinizdeki müftiye. Bu kalpteki müftü nedir? O da bir sezgi ilhamla alakalıdır. O yüzden akıl bütün görmüş olduğu, hissetmiş olduğu varlığın her derecesinden kendince ilim alır. İlim alırken almış olduğu o ilmi tasnif eder. Nefse yenik düşmüş, nefsin hegemonyasında kalmış bir akıl insanları kötülüğe götürecektir. Burada bu aklın dayanmış olduğu yer şeytansa, şeytanın dayanmış olduğu yer neresidir? Şeytan rahmaniyete dayanabilir mi? Şeytan Rahman'ın gölgesine dayanır. Kendisine değil. Gölge hiçbir zaman asıl değildir. Bu sufilerin düşüncesidir. Sufilerin tefsiridir bu. Sufiler kötülükleri, yanlışlıkları, eksiklikleri, şeytaniyeti, nefsaniyeti geçici bir karanlığa benzetirler. Gerçekte yoktur. Olmadığı güneş doğunca belli olur. O yüzden şeytan bu noktada geçici bir karanlıktır. Gölgedir. Hakikati görünce ortadan kaybolur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri benim şeytanım Müslüman oldu diyor. Benim şeytanım Müslüman oldu dediğine göre demek ki şeytan bu noktada kendi hakikatinde kendi iç dünyasında Müslüman. Eğer onun içerisinde kendi iç dünyasında imanın bir noktası olmamış olsaydı Hazreti Muhammed Mustafa'ya iman etmiş olmazdı. Müslüman olmazdı. Evet. İşin bir de bu tarafı var. Tabi burasını konuşmaz hiç kimse. Ya da konuşamaz. Bir ikinci sorumu sorayım. Kalbim bunu onayladı. Yani bu ilk konuştuğumuzu. Allah varoluşu... Kalbim bu konuşmuş olduğumuzu onayladı. Yani kabul etti. Mutmain oldum bu noktada. Bir ikincisi, ikinci sorum,
Allah bu alemi bilinmek üzere yarattı. Fakat zatını düşünmeyi haram kıldı. O zaman burada bir tezatlık olmuyor mu? Yani insan sıfatların tecelliyatından Allah'ı düşünmeye yöneldiğinde muhakkak düşünce zata kayıyor. Bu da bilinmeye ters düşüyor. O zaman bilinmeklikle zatı tefekkür etmek bu hususta çelişiyor gibi duruyor. Bu noktada ne düşünüyorsunuz? Normalde orada tenzih devreye giriyor. Eğer zat zatı düşünmemiz caiz değil. Zatı tefekkür etmemiz de caiz değil. Görüyor değil mi bu taraf? Şimdi bir kimse manevi olarak yolculuğa çıktı. Arabi bunu daireyle tarif ediyor ya. Arabinin tarifi daire. Ben bunu Arabi'den tarif etmeyeyim. Kendi anladığımı tarif edeyim. Emmare. Emmare, levvame, mülhüme, mutmainne, radiye, mardiye, safiye. Burada bir ehadiyet var. Bir kimse seyri sülükuna başladı. Yürümeye başladı. Allah'ı tanımlama ve devi bilmede yürüyor. Emmare'den levvame, levvame'den mülhüme, mutmainne, radiye, mardiye, safiye geldi. Zat burada. Bunun hani Allah neredeydi? Amadaydı diyoruz ya. Ehadiyeti biz ama olarak da nitelendirebiliriz. Şuraya gelen bir kimse Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının tecelliyatını gördükçe her sıfatın tecelliyatına, her perdeye, her hayret makamına o diyecektir. O dediğinde yalancı mıdır? Hayır. Eksiktir. Kendine geldiğinde o dediği şeyi tenzih edecektir. Her o dediği şeyin o olmadığını görecektir. Ve her o dediğini tenzih ederekten bitmek, tükenmek bilmeyen bir hazinenin içerisinde kendini görecektir. Ve her hayret perdesini, her onun tecellisini o esnada o olarak idrak edecek. O olarak idrak ettiği anda o idraki akla tecelli edecek. Akıl onu analiz edecek. Akıl onu analiz ettiği anda o analizde kalırsa aklın o analizi küfür olarak kalacak. Çünkü o değildi. Burası bütün herkesin ayağının kaydığı yer. Buradaki ayak kaymaktan kastım gizli şirk, küfre düştüğü yer. Her o diye tayin ettiği, tespit ettiği, anladığı şeyi kabul edip dosyalayıp buraya koyduğu anda küfre düştü. Örttü. O değil çünkü. O zaman burada zatı tefekkür etmek, zatı tefekkür etmek bütünüyle mümkün değil. Bütünüyle bunu idrak etmek de mümkün değil. Ama bir kimse zatın kokusunu alabilir mi? Evet. Zatın
renginle, rengine boyanabilir mi? Evet. Ama her kokusunu aldığı şey o değildir. Her rengine boyandığında o değildir. Bu tenzih sistemini getirir. Ve tenzih sistemi de bu manada Cenab-ı Hakk'ın manevi manada kullarının önüne koyduğu muhteşem bir kapıdır. Ve zatı idrak etmeye çalışmak her kimsenin, herkesin kalbinde bir şevktir. O şevkin sönmesi de mümkün olmadığına göre o kimse her daim o zatı anlama, zatı bilme noktasında sonsuz bir gayret içerisinde bulunacak. O zaman Allah yoktur desek doğru mu olur? Efendim? Allah yoktur desek doğru mu olur? Tersinden. Tersinden bakarsan tarifi yoktur denilebilir. Yoktur demek bütünüyle reddetmek. Ama tarifi yoktur dersek yerli yerine oturur. Zaten zat olarak bilinmezlikte ya. Yoklukta o zaman yok yani. Bilinmezlikte, yoklukta değil. Ama mesela bilinmezlikte yokluk farklı bir şeydir. Yokluk bilinirliktir. Mesela Allah bütün hayvanatı ahirette yarattı. Hesaplar görüldükten sonra onları yokluk alemine gönderecek. Yokluk alemine gönderiyor. İşte o yokluk bilinmemezlik değil mi? Değil. Ama o hayvanlar bir derece varlık temsil ettiler. Birisi bir adım gitti, yokluk aleminin içine girdi. Orada her şeyi gördü. Ama yok o zaman dışarıdan bakana göre. Dışarıdan bakana göre yok. Mesela şimdi şu caddeden geçene göre siz yoksunuz. Evet. Yok. Doğru. O zaman Allah yok mu? Çünkü biz hiç tanımlayamıyoruz yani Allah'ı. Ha yok, tanımlıyoruz, sıfatlarıyla tanımlıyoruz. Ama zat noktasında bir yokluk var. Zatını tanımlayamıyoruz. Bu yokluk manasında değil. Doktor ne gördün burada? Efendim? Normalde insanı tanımamış olsaydın, normalde insanı tanımıyorsun. Buradan bir tane parmak gördün. Ne diyecektin? İsmi belliyse parmak diyecektin. Öyle değil mi? Ama bu parmağı insan diyebilir miydin? Peki. İnsanı tanıdın. Buradan bir şey gördün. Ne gördün? İnsan parmağı. İnsanın parmağını gördün. Bu insandan ayrı mı? İnsan mı? Zat da böyle bir şey. Sıfatları görünüyor. Sıfatına bakıyoruz. Sıfatına baktığımızda bu Allah'ın sıfatı mı? Evet. Allah mı? Hayır. Ama bu Allah'tan ayrı mı? Hayır. Allah'tan gayrı mı? Hayır. Ama Allah mı? Hayır. O zaman Allah varlık ve yokluğun bütünü mü? Görünen ben, ve görünmeyenin. Ben hiç Allah nedir diye düşünmüyorum. Allah'ın zatının hakkında da mı hiç düşünmediniz? Yok. Allah deyince ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum. Sıfatları noktasında mı düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece bana olan emirlerini düşünüyorum. Hoşuma gidiyor bilmediğim bir şeyi sevmek. Yani ben buraya katılmıyor. Gönlüm katılmıyor yani. İnsan efendim? Bilmediği bir şeyi nasıl sevebilir? Aa, muhteşem seviyor. Ben biraz arabeskim ya. Muhakkak siz Allah'ı görmüşsünüzdür. İnsan görmediğini nasıl sevsin? Allah size o noktada mesela soruyor ya hadis-i şeriflerde. Ben kendi kendime hayal kurabilecek ben bir... Ben kimim diyor mesela. Ben hayal kurarım. Hayalimde bir kadın tasvir ederim. Bir kadını tasvir ederim. O kadına aşık olurum. Hayalimde bir çocuk tasvir ederim.
O çocuk benimdir. Hayalimde bir ev tafsir ederim. Kurgularım, o ev benimdir. Ama o Allah, o ev, o çocuk sizin düşünmüş olduğunuz o çocuk, o ev, o gerçek çocuk ve evden de beridir yani. Başka bir şey söyleyeceğim. Kendimce böyle bir noktada duran bir kimse bilmediği bir şeyi de sevebilir diye düşünüyorum. Ya da ben sevdiğimi düşünüyorum, aslında sevmiyorum. Yani insan bildiği bir şeyi sevebilir. Eyvallah. Yani, mesela çünkü bunun hadisi şeriflerde değil ilim olarak var. Öyle. İnsan bildiği kadar sever. İlim olarak öyle. Allah, bence mesela biz Allah'ı gördük. Görmüşsündür. Mesela gördük de unutturulduk gibi bir şey gibi geliyor bana. Bu da senin tezindir. Bir hani şey arıyoruz mesela. Eyvallah. Mesela Allah bütün ruhları yarattığında sordu, ben sizin neyinizim, Rabbimizsin dediğinde biz onu görmedik mi? Rabbini gördün. O Allah'tan beri miydi? Tenzih edilir mi? İşte bu hususta Allah... Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Ben sizin Allah'ınız değil miyim diye sormadı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ben sizin Rabbinizim demedi. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Rab'le Allah arasındaki fark ne? Neden Allah demedi de Rab dedi? Hadis-i şerifte de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri beni Allah'ım terbiye etti demedi. Beni Rabbim terbiye etti dedi. Rabbin sizi gözetir dedi. Allah gözetmekten münezzehtir. Rabbin gözetir dedi. Rabbi şube mi oluyor? Ben öyle bir şey demedim. Ama Allah-u Alem, benim anladığım Allah-u Alem. Doğrusunu Allah bilir. Rab, varlığın içerisindeki bütün sıfatların, bütün sıfatları kendi sıfatının içerisinde cem eden sıfat, Rab sıfatı. En azından İnsanı ilgilendiren bütün meselelerdeki tecelli eden sıfatların cemi Rab sıfatının içerisinde olabilir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet. Alemlerin Rabbi olan Allah'a diyor mesela. Evet, alemlerin Rabbi olan Allah'a. O zaman bütün alemleri temsil ediyor Rab. Rab bütün varlığın kendisinde cem ettiği bir sıfat olabilir. Alemlerin Rabbi. Alemlerin Rabbi. Rabbi olan Allah. Evet. Yani Rabbi şube. Diyemeyiz. Dersek bilgisizlikten demiş oluruz. Alemlerin Rabbi olan Allah'a. Alemlerin Rabbi olan Allah'a. Allah'ın bir sıfatı, şubesi değil. Cenab-ı Hakk'ın sıfatı. Rab. Rab. Allah'ın sıfatı. İster Allah de, ister Rahman. Cenab-ı Hak Rahman ismi şerifini Allah'a en yakın ismi şerif olarak yerleştirdi. Allah'tan sonra Rahman dedirtti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allah'ın adı. Rahman, Rahman olan Allah'ın adıyla. O zaman Rahman ismi şerifi Zatullah'a en yakın ismi şerif. Rab'dan öte mi? Evet. Yine Zatullah'ın içerisine girdik bakın yani. Şimdi Zatullah'ı insan... Ben dışında değilim ki. Dışında değiliz.
Herhalde burayı zaman açacak benim, yani kendi aklımdan söylüyorum. Ben hiç düşünmüyorum açılsın diye kendi nefsim için. Bir sorum daha var. Sor. Bir sorum daha var. Şimdi Arabi'nin üzerinden. Arabi diyor ki mesela şehitlerin veya ölümsüz olan bedenlerin, Allah yolunda öldürülenler ölüler demeyin, onlar bilakis diridirler. Ölümlü olan bedenler hangisi? Yani varlık aleminde tecelli edemeyenler, şu andaki varlık aleminde. Bunlar da mesela yokluk aleminde. İşte bundan... Peki onları ölümlü mü diye kabul edeceğiz? Onlar varlığa tecelli ediş noktaları yok. Amel noktasında. Mesela hatırlayanı hiç yok. Şimdi Mevlana'yı, Hazreti Mevlana'yı biz hatırladığımızda onu o alemin içerisinden biz çağırıyoruz. Çağırınca o ölümsüzlük makamından varlığa tecelli ediyor. Ama mesela bizim işte, çağrımız da mı geliyor? Muhakkak. Çünkü şöyle bir şey söyleyeceğim. Sorum da zaten bu. Şuradakileri çağırmıyor musun hiç? Evet, çağırıyorum. Onlar ama mesela, mı bizi çağırıyor, biz mi onları çağırıyoruz? Şöyle bir durum, onu söylemeye çalışıyorum. Mesela Arabi bunu şeye benzetiyor. Doktor, ilaç getirdin mi? Neden burada psikolojik bir sendrom yaşarsak, böyle antidepresan gibi veyahut da anında böyle kalacak, böyle düşündürtmeyecek bir ilaç yok mu, öyle bir ilaç? Acilde var mı? İğneyle mi vuruyorsunuz, hapla mı? İğneyle. Ne yapıyorsunuz ona? Pert mi oluyor adam? Düşünce sıfır mı oluyor ona? Hatta alışık değilse bir gün yatabilir. Çok alışık değilse üç gün yatabilir. Kaçlık oluyor öyle? Değişiyor. Doktor gözetiminde mi vurulması gerekiyor? Ha, uyuşturucu sınıfına. Ne, afyonla mı alakalı onun içinde? Afyon mu var? Beyni mi felç ediyor? Harikaymış ya. Şimdi önünüzde bir bardak su var. Su orada. Yani normal anlamda diyor ki Arabi, su burada bardakta. Yok. Yok. Velakis var. Diyor ki şimdi bu su buharlaştı. O su şimdi buharlaştı. Buharlaştığı zaman bu Mevlevihanenin içinde. Şimdi buradan dışarıya çıkmasının mümkünatı yok. Bu odada diyor bu su. Fakat su var mı? Görüyor musun? Yok. Ama su var. İşte diyor bu ruhlar da, ruhaniyetler de böyledir diyor. Her daim varlardır ve her daim hazırlardır. Fakat varlık alemiyle, yani şu an içinde yaşadığımız madde alemiyle iletişim kurabilecek şeyi yoktur. Materyali yoktur. Yani bir beden gibi vasıtası yoktur diyor. Oysa diyor mesela işte Çanakkale şehitlerinden Ahmet buradadır. Her daim hazırdır. Hazreti Muhammed buradadır sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. İşte Gelibolulu Yazıcızade efendiler buradadır. Bu her daim dünyanın ve varlığın her yerinde bunlar tecelli noktalarında hazırlardır. Ama bunların iletişim noktası yoktur. Mesela burada da, bu benim fikrim ve düşüncem, bunu soracağım. Şimdi madem bütün bu ruhaniyetler bize an kadar yakınsa, biz onları rabıta ettiğimiz, yani onları düşündüğümüz ilk anda, eğer rahmaniysek, hani istihare duası diyor ya, iki rekat namaz kıldık, dua ettik, kalbimize gelen ilki Allah'tandır. Biz zikir halinde, şeytanın tecelli edemediği noktada, bu ruhaniyetlere rabıta ettiğimizde kalbimize gelen ilk cümle veya ilk bu noktadaki havatır onlarla olan iletişim midir? Mesela işte bu durumda kalp Allah'ı zikrederken Hazreti Resulullah'a odaklandığımız noktada kalbimize gelen sallallahu aleyhi ve sellem o cümleler ve söylenenler onunla olan iletişim midir? Mesela burada yatan Azade Mehmet Dede. Azade Mehmet Dede, eğer kalbim zikir halindeyse, ya Azade Mehmet Dede, falanca falanca durum nasıldır dediğimiz zaman kalbimize ilk gelen ve kalbimize gelen bu hususta Azade Mehmet Dede'nin söylediği midir? Ve bütün bu varlık alemiyle geçmiş veya gelecek her kim olursa olsun her an, an be an konuşabilmek, an be an onlarla iletişim kurmak mümkün müdür? Bu benim düşündüğüm bir psikolojik sorun mudur yoksa gerçek midir?
Psikolojik sorun olup olmadığını doktor karar verecek. Ama normalde bu noktada bir kimse bu tip ruhaniyetlerle görüşebilir mi? El cevap evet. Mesela bu bütün insanların hepsinde var olan bir durum aslında görüşme. Yani işte bunu Dursun da sağlayabilir şu an, Haydar da sağlayabilir. Ama burada bir kimse benim kalbime böyle doğdu, Azade Mehmet Efendi bunu dedi demesi o kimseyi yanılgıya götürebilir. Anladım. Orada Azade Mehmet Efendi'yi görmesi gerekir. Azade Mehmet Efendi'yi görürse o yanılgıdan bir kısım olarak kurtulabilir. Bu bir yanılgı mıdır? Bunun yanılma payı var çünkü. Azade Mehmet Efendi'nin yanında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini görüyorsa ve Azade Mehmet Efendi'nin o görüntüsünün sahih olduğu çıkar meydana. Sonraki bir daha Azade Mehmet Efendi'yi gördüğünde artık onun için o delillidir. Delilli olduğu için Azade Mehmet Efendi'nin söylediği her şey bu manada evet sahih olarak kabul edilir. Tamam. Görme eğer, de var bunda. Efendim? Görme de var. Ben görülmesi gerekir diyorum zaten. Görülmesi gerekir. O zaman bu işin aklı bu mudur? Bu işin hakikati budur. Eğer yoksa... Buradan ilerisi neresidir? Buradan ilerisi daha farklı. Ama bunun hakikati bu. Hani bu işi... Şeytanın aldatması, nefsin aldatmasına kanmayacaksa bir kimse, bu işin hakikati bu, delili bu, ölçüsü bu. Ne zaman ki bu onda aşinalık oldu, tanıyor artık. Bir de şekline, şemaline şeytan giremeyeceği zatların manevi olarak görüldüklerinde kendilerine ait bütün velilerin ortak bir rumuzu vardır. Ortak bir işareti vardır. O ortak işareti tanımlayan kimseler, o kimsenin veli olduğunu bilirler. Gördükleri anda onların şekline, şemaline şeytan giremeyeceğini bildiklerinden dolayı onun üzerinde şüphe etmezler bu işin ileri safhası. Eğer bir konuda hiç şüphe yoksa, hiç şüphe yoksa, normal. O muhakkak hak mıdır? Çünkü hadisi şerifte şüphe şeytandandır dedi. Mesela işte o denizin yürüyün üzerinde yürüyeceğine %100 inanan adam yürür gibi. Normalde bu noktada bir kimse kendince o şüpheyi oluşturan şey, şüphenin pozitif olan noktası da var. Ama hadisi şerif var şüphe şeytandandır diye. İbrahim Aleyhisselam'ın kalbindeki hakikatin hakikatini öğrenme şüphesini nereye koyacağız? O ama o şüphe değil de o. Arayış diyebiliriz. Tamam. İşte o şüphe arayışı getirir. Şüphe ikiliktir yani. Şüphe, o hiçbir zaman Allah'tan şüphe etmez. Vardır. İnsanı hep Allah'a doğru taşır. Hakikate doğru taşır. Bu şüphe örnek? Bu şüphe sevilen şüphedir. Hakikatin hakikatine doğru götürür. Bunun da hakikati vardır. Bunun da hakikati var da bu o insanı hakikate ulaştırır. Peki şüphenin olmadığı bir yer var mıdır? Yok. Şüphesizlik yok mudur? Yoktur. O zaman iman yoktur. Kim dedi ki var diye? O zaman biz iman etmiyor muyuz? İman edenler iman ediniz. Var mı iman eden hiç kimse? Ayet-i Kerime var. İman edenler iman ediniz deyip bir önceki imanını tazeleyip bir önceki imanını yenilemene gerektiriyor. O zaman her daim tazelenecek ve yenilenecek bir iman metaforuna tabiiz. O zaman bu da Allah gibi bir şey. Sıfatı. Bir kararda kalmayan bir iman var. Mümin onun sıfatı. O zaman bizim yapımızda şüphenin tecelli ettiğinin işareti mi bu? Şeytan damarlarınızda dolaşır. Zikrullah anında? Bir tek o esnada şeytan damarlarında dolaşmaz.
O zaman o halde gelenler? O halde gelenler zaten delilli gelirler. Sahihtir. Sahihtir. Zikrullah anında. Zikrullah anında la ilahe illallah, la ilahe illallah derken o kimse eğer ki hiçbir şey aklına gelmeden, kalbine gelmeden bunu söylüyorsa kalbine gelen ilham sahihtir. Peki bunlar mesela kısmi olarak oluyorsa, işte günün 1 saati, 2 saati, 3 saati. Öyle olur zaten. Günün 24 saati bunu insan tutamıyorsa bu hali, o zaman ne yapması lazım? 24 saat tutuncaya kadar mücadele edecek. Peki 24 saat tutabilen var mıdır? Vardır muhakkak. O zaman şüphesizlik oluyor. Hayır. O 24 saat tutan bir kimse her daim kendisini yenilemekle mükellef. Yenilemekle mükellef olduğunu biliyorsa her daim şüphe onda bastırılmış bir olgu olarak duruyor. O zaman en zor iş bu iş. Her an diri kalmayı gerektiriyor. Ey Davut, uyanık ol. O zaman o kalbe bakın, gelen... Bu ayeti kerime... Özür dilerim, çok özür dilerim. O zaman o kalbe gelenler, işte evliyalar, veliler, enbiyalar hep bir şey oluyor, tuzak olmuş oluyor değil mi? Mesnevi öyle diyor. O zaman her şey bir tuzak. Bu alemde zatullahın haricindeki her şey bir tuzaktır. Her şey mecazdır. Eyvallah. Öyle demiyor mu Mesnevi'nin başında? Diyor ki o evliyanın hayalleri onların tuzaklarıdır. Yemdir onları. Gagaladığın anda faka basarsın. Bu alemde yem olmayan hiçbir şey yoktur. Dokunduğun anda faka basarsın. Bir an kalbini gönlünü ona çevirdiğin anda faka basarsın. Ey iman edenler, iman ediniz. O zaman o ayet-i kerime bizi her daim kendimizi yenilemeye ve tazelemeye sevk eder. Her daim yenilemeye ve tazelemeye sevk ediyorsa her daim biz o Zatullah'ın kokusunu kaybetmemekle mükellefiz. İbrahim Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi, yani gözüm görsün de kalbim yatışsın, sekinet bulayım. Bütün insanların yapısında olan bu göz görmesi, o yüzden mi üstadlar var? Yani o görecek, tanımlayacak, bilecek ve o yüzden bu hususta yolunun yürüyüşü artacak. Sıfatın tecelliyatını görecek. Görecek. O zaman işte kalbinin mutmaini olmasına sebep yani bir üstad. Evet, evet, sıfatın tecelliyatını gördükçe zaten mutmaini olacak. O zaman mesela bu evliyalar, enbiyalar, kalbe gelen haller, konuşmalar, bunların hepsi mesela hak olan bir şey. İşte namaz kıl dedi mesela. Ya üstadıma sormam lazım demesi hak olur mu kişinin? Bunu eğer normalde bir kimsenin üstadı varsa üstadının emrini dinleyecek hep. O kabirdekini dinlemeyecek yani. Dinlerse ipin ucunu kaçırır. Kaçırır, o yüzden değil üstad mi? Lazım. Yani ona şöyle diyebilir. Ya hatta yani iletişim kurmama metoduna da gitme şeyi vardır. Hakkı vardır değil mi? Yani normalde kabirdeki bir kimse 1000 tane tevhid oku dediği zaman senin 1000 tane tevhid okumanın sevabı kabirdekine gidecek. Kabirdeki kimseler her gelen üstadı olmayan bir kimseye derler 5000 tevhid oku, 3000 tevhid oku, 10000 tevhid oku. Çünkü onun oku dediği anda o okuyan, oku diyenin kimsenin de ruhaniyetine gidecek. O biraz daha parlayacak kendince. Böyle olunca irtibata girenler bunu anlarlar ancak. O da tuzağa düşmüş olacak çekende. Tabii. Çatallanacak bu, yani. O zaman o kimse şeyhinden yönünü çevirecek. O kabirdeki kimseye bağlanacak. Kabirdekilerin ise yönleri hiç dünyaya yönelik değildir. An gelir ona şunu dahi derler. Fakat burada bir hadis-i şerif var. Şehitler Allah'tan şunu istediler. Ya Rabbi bizi bir kere daha, hatta 10 kere daha dünyaya gönder. Senin için 10 kere daha şehit olalım. Yüzü dünyaya dönük. Bu cennetteki makamı gördüğü için öyle söyledi.
Mesela baktı ki cennette ibadet ederekten, bir şeyler yaparaktan ulaşamayacağı bir yeri canını vererekten geldi. Kendince şöyle dedi: ben bir can verdim, Cenab-ı Hak bunu bahşetti bana. Beni keşke tekrar dünyaya gönderse, ben 10 sefer, 50 sefer, 100 sefer daha can versem de buradaki makam ve derecem daha da artsa. Çünkü şehitler kendilerinden önce daha fazla makam ve mevkiye gelenleri gördüler orada. Çok özür dilerim. Mesela arkadakiler de bir dakika dahi buraya şimdi özeniyorlar. Bir dakika dahi burada olmayı istiyorlar. Hani o kadar böyle hani canlarını verebilecek durumdalar ki, hani bir dakikaya bir çay götüreyim, bir dakika bir sema diyeyim, hani bir dakika ben de bir şey Allah diyeyim. O kadar bu dünyaya hevesli ve istekler. Dünyaya heveslerinden dolayı değil, oradaki makamlarından dolayı. Oradaki makamlarına, buradaki hizmetlerinin sebep olduğunu bildiklerinden dolayı onlar yeniden demiyorlar biz dünyada yaşayalım diye. Veya bir kimse gitsin Abdülkadir Geylan Hazretleri'ne sorsun bakalım, ben bu evi alayım mı almayayım mı diye, ne diyecek? Ve gitsin bakalım Abdülkadir Geylan Hazretleri'ne desin, ben bu arabayı ne yapayım desin. Filanca yerde bir fakir kardeşimiz var, git ver dediğinde ne yapacak bakalım o? Herkes işin bu penceresini bilmiyor. Geliyor birisi, buna cebindeki parayı ver desin de göreyim ben onu. Bu gelenin bütün borcunu öde desin de göreyim ben onu. Bizim derviş kardeşler, oh zikrullah'ta Geylan Hazretleri'ni gördü, ne kadar güzel, Allah Allah, harika. O zaman onlar bu alemin içinde yaşıyorlar. Ben yaşamıyorlar demedim. Ama onlar dünya sevgisine yönelik değillerdir. Dünya metasına yönelik değillerdir. Onlar dünyayı kar yapma yeri olarak görürler. O yüzden onlar yeniden biz kar edelim, yeniden daha yüksek makamlara gidelim diye bakarlar. Yoksa onların normalde dünyayla, dünyanın gidişatıyla, dünyanın bu noktadaki o kimsenin durumuyla ilgilenmezler. O manada şehitler niçin yeniden yer, ya Rabbi, bu şehitlerin kendince oradaki mazhar oldukları taltifle alakalı. Cenab-ı Hak onları taltif ediyor orada. Yüksek makamlara ve yüksek mertebelere çıkarıyor. Bunu gören şehitler bu manada, hani kul mizana çıkarılır, mizana çıkarılınca Cenab-ı Hak onun bütün günahlarını affettim, hatta senin günahlarını hayra çevirdim deyince, kendinden geçerekten ben ne güzel Rabmişim, sen de ne güzel kulmuşsun der ya. Hadis-i kutsi. Bu da onun gibi bir şey. O şehit olan kimse kendinden geçerek der ki, bizi yeniden yeryüzüne göndersen de biz yeniden defalarca şehit olsak, gelsek buraya. Çünkü sorgu yok, hesap yok, sual yok, hiçbir şey yok. Direkt cennetlik, bir de cennetin yüksek makamına. Ve o onlar yüksek makama gittikleri halde niçin bir daha gidip de tekrar geri dönmek isterler? Onların önünde daha yüksek makamda duranlar vardır. Orada da mücadele bitmiyor o zaman. Orada da onların önünde daha yüksek makamlarda duranlar vardır. Onların önünde daha yüksek makamda duranlar olduğu için onlar yeryüzüne tekrar inip o yüksek makamlara tekrar çıkmak isterler. Yeryüzünde bırakmış oldukları, mesela bu Mevlevihane'yi yapma sebebi de bu mudur babacığım? Oradaki ilerleyişini mukavemet etmek için mi? Bu Mevlevihane'yi yapan kimse
öte tarafta benim derecem yüksek olsun diye yapmamıştır. Allah için yapmıştır. Onun için de yapmamıştır. Niçin yapmıştır? Allah için yapmak demek de bir menfaattir çünkü. Menfaatsiz midir bu? Menfaatsizdir. Şimdi böyle menfaat olmuş olsaydı ayakta durmazdı bu. Küçücük bir menfaat düşünmüş olsaydı şirk olurdu. Yıkılırdı burası. O zaman yıkanlara suç bulmayacağız, yıkılanlara bulacağız. Ben hiç yıkanlara suç bulmam ki. Hiç ama. Hiç benim ağzımdan duydunuz mu Atatürk tekkeleri kapattı, kötü etti diye? Benim kendi iç alemimde tezimdir o. Siz doğru bir şey yaparsanız, şirksiz bir harf söylerseniz, o harf sizin değildir, onundur. Burası şüphesizlik midir? Bu kimse, bunu zaman bunun ilacıdır, zaman gösterir. O yüzden normalde o kimse hep hakikatin hakikatine koşacaktır. Hakikatin hakikatine koşmakla mükelleftir. Eğer ki bir kimse yıkıldıysa kendi ikiliğinden yıkılmıştır. Bir mekan yıkıldıysa kendi ikiliğinden yıkılmıştır. Bir felsefe yıkıldıysa kendi ikiliğinden yıkılmıştır. Sizin önünüzde sizin yaptıklarınız vardır ayet-i kerime. Niyetten değil, niyet mi? Bu noktada o kimsenin kendi iç alemidir, kendi içidir. Niyet diyebiliriz. O zaman, bu mekanı yapan bir kimse benim cennette makamım çok yüksek olsun diye yaptıysa yıkılırdı zaten. O cennetteki makam için sufi felsefesi olarak düşünün. Şimdi gelip tarlayı hasat ediyordur değil mi? Efendim? Şimdi mesela dediğiniz gibi dağ noktaları görüp hasata geliyordur mesela. Her programdan burada alıyordur alacağını. Hasada ihtiyacı yok. Yok değil mi? Yok. Neşesini bulmaya geliyor. Neşesini bulmaya mı geliyor? Birazdan neşeleniriz şimdi biz ondan. Bir de bir sorum daha var. Bitmedi ben sana bir soru sor dedim bu ne ekliyor. Bu bir sorunun içinde bunlar yani. Hani Hakan abi de yazıyor ya bir soruya birçok soru. Sorayım mı? Bu böyle hep. Evet kurtulamıyoruz ondan. Ver mikrofonu. Hocam benim bir sorum olacak şu. Şimdi kabir azap diyoruz. Kabir azabı var diyoruz. Bir de ayet-i kerimde şöyle geçiyor. Diyor ki sura üflendi ve uyandırıldı. Bizi kim uyandırdı? Burada bir şeylik yok mu hocam? Azapla uyandırma. Şimdi uyandığı zaman azabı bilmiyor muydu kabir azabının? Normalde herkesin kendi ameline göre çekecek olduğu bir kabir azabı var. Evet. Herkes ameline göre çekeceği kabir azabından sonra uyutuldu. Evet. Uyandığı zaman. Ama niye uyandırıldım diyor. Kim uyandırdı? Evet. Uyandığında diyecek ki yani kabir azabını çekti, uyandı, uyudu. Sonra diyecek ki kim uyandırdı bizi? Gaflet ehli için. Evet. Çünkü kabir azabı gaflet ehli içindir. Dünyada uyanık olanlar kabirde uyumazlar. Dünyada kendisini uyandırmış olanlar için kabir azabı da yok. Dünyada kendisini uyandırdıysa kabir azabı yoksa ona hiç uyuma yok zaten. Ama dünyada gaflet ehliyse uyuduysa uyuduğundan dolayı kabir azabı çekecek. Ondan sonra tekrar uyutulacak.
Ondan sonra uyandığında da diyecek ki ya bizi kim uyandırdı? Teşekkür ederim. Dünyadaki gafletinden kaynaklanan bir şey. Sizin önünüzde sizin yaptıklarınız var. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz. Bir kimse kabir azabına duyuçar olacak ameller işlediyse, o zaman o kimse kabir azabı ne kadar? İşte diyelim ki bunun zamansal kabirdeki, kabir alemindeki zaman hesaplaması ile dünyadaki zaman hesaplaması aynı değil. Cennetteki zaman hesaplaması ile cehennemdeki zaman hesaplaması aynı değil. Mahşerin zaman hesaplaması ile sıratın zaman hesaplaması aynı değil. Bu alemin, yaşamış olduğumuz bu alemin içerisindeki zaman hesaplaması ile rüya aleminin zaman hesaplaması aynı değil. İkinci sorunuz? İkinci soru sorayım mı? Şimdi şöyle bir şey var. Amenti okuyoruz. Hayriye ve şerri diyoruz. Ama siz biz önce dediniz ki şer, insan, ayet-i kerimede geçiyor. Şer insanın kendi eliyle yaptığıdır. Ama meali okuduğumuz zaman hayır ve şer Allah'tandır diyoruz. Buradaki hayrihi ve şerrihi dediğimiz şey bunların yaratıcısı. La faili illallah. Allah'tan başka fail yoktur. Şerri yaratan fiil noktasında da Allah'tır. Hayrı yaratan da fiil noktasında Allah'tır. Buna iman ederiz. Yoksa Cenab-ı Hak durup bize bir ateş topu atmaz. Cenab-ı Hak bize gel seni hasta edeceğim ben demez. Biz kendi elimizle kendimizi hasta ederiz. Cenab-ı Hak şu kuluma kanser yazdım, buna kanser indiriyorum demez. Biz kendi yaptıklarımızla kanser oluruz. O yüzden onu yaratır. Sizin buraya gelişinizi yarattı. Atıyorum, kendi adıma söyleyeyim. Ben buradan bir birhaneye gitsem onu da yaratacak. Ama o bana cebretmedi, sen birhaneye gideceksin demedi. Ben kendim gitmek istedim. Gittim, içeri girdim, bir güzel de yemek söyledim, yedim, içtim, koydum sofraya içkiyi de, içmeyeceğim ya, Allah haram etmiş dedim, çıktım. Bu irade bana ait. Ama mealde bir şeylik yok mu? Yani hayır ve şer dediğim zaman mealde diyorum, bir sıkıntı yok mu? Meyhanede mi? Yok, mealde. Hayır ve şer Allah'tan diyoruz. Yani bu meal şey yaparken... Ha meal zaten o meal dini mealden öğrenmenin bir sürü sıkıntıları var zaten. Ben meyhane anladım, aklım hep meyhanede de. Dervişin fikri neyse zikri de olurmuş ya. Gönlümüz hep meyhanede. Ne yapalım, atamıyoruz hiç dışarı kendimizi. Efendim az önce mesela bu mikrofonu dolaştırma. Mevlevi hane eğer tamamen has duygularla ya da ikilik olmadığı için yıkılmamıştır dedik. Misal olarak bunu şununla da düşünebilir miyiz? Mesela bir insan dini bir vecibesini yerine getirmek istiyor. Ama o dini vecibede hep böyle eksiklikler yaşıyor. Bu niyetinin eksikliğinden midir? Ya da ne bileyim ya, örnek vereyim mesela. Tesettüre riayet etmek istiyor. Ama hep zaman zaman firar ediyor. Yani bu kişinin niyetindeki ikilikten mi kaynaklanır? Ben aynı şeyde mi? Öyle görmek istemem. Sonuçta nefis taşıyoruz. Biz nefis taşıdığımız için nefisle terbiyede belli bir noktaya gelemeyen kimseler. Nefis onları, ama bir nefis hep bizi bir şekilde tırmalayacak ki. Biz her nefsin tırmalamasını niyet bozukluğuna verirsek kendi kendimize çıkmaz sokağa atarız. Yok hayır, ben öyle görmüyorum. Ama kendimce. Ben şöyle görüyorum. Ben her iyi bir şey yapmaya çalıştığımda nefis beni tırmalayacaktır. Nefis beni tırmaladı diye ben nefis beni tırmaladı. Ben kalbimde şüphe var. Benim bu şüpheden kurtulmam lazım diye düşünmüyorum. Okşuyorum başına. Hadi sen tırmalamaya devam et diyorum ben. Tırmalıyor beni.
Bu şüpheler ehadiyete kadar devam mı eder? Ya normalde ben onu şüphe olarak da görmüyorum. Nefsin vazifesi o, yerine getirecek. Onu diyeceksin, gel otur, vazifeni yerine getir, gel sen, tırmala neremi tırmalayacaksan, tırmalayacak. Ama zaman zaman insanı ümitsizliğe götürüyor. Ben aa, de, hiç ümitsizliğe. Bende irade mi yok? Hatta mesela bu seni ümide sevk etsin. Yani şundan ümide sevk etsin. İyi bir şey yaparken eğer ki hiçbir zorlukla karşılaşmıyorsan o zaman sıkıntı var. O zaman iyi bir şey yapmıyorsun diye o zaman şüphe et. Çünkü bu işin fıtratı iyi bir şey yaparken tırmalanmak. Bak, iyi bir şey yaparken tırmalanmak. Tırmalıyor seni. Oh ne kadar. Cimdikliyor, cımcıklıyor. Olmuyor mu? Hırr yapıyor sana. Harika. Doğru yoldasın. Ben kendimce. Ya siz şimdi gideceksiniz, pejmürde yaşamış böyle fukara bir yaşlı alacaksınız. İşte bunu eve götüreyim, yıkayayım, temizleyeyim, paklayayım, giydireyim, göndereyim diyeceksiniz. Bütün sülale ayağa kalkacak sizin. Ne yapıyorsun diye. Doğru yoldasın demek. Yani gittin, yaşlı bir kadını aldın sokaktan, götürüyorsun onu. Evden içeri girdin, mesela bekar için anneler, kes köse, bu ne? Anın, diyeceksin ya yoldan aldım geldim yıkayayım, senden başkası yok mu da sen nereden çıkardın bunu da sen ne yapıyorsun da döşeceksin mi? Bileceksin, ha doğru yapıyorum ben. Veyahut da işte bir bey, adam yolda birisini görmüş, aç, perişan, gel kardeş eve, hadi götüreyim, aç bakalım banyoyu, bir banyo yap. Biz bunu evliya menkıbelerinde okurken bir hoşumuza gidiyor, bir hoşumuza gidiyor, bir hoşumuza gidiyor, ne güzel yapmışlar. E yapsan ne, git gece köprünün altından birini al götür. Git, köprülerin altı dolu. Git oradan bir tane döner köstür, götür köprünün altında duranlara, afiyet olsun de. Gittin lüks lokantada, oturdun, yedin, içtin, köprünün altındakiler aklına geldi mi? Gelmedi. Bir paket yaptır da geçerken köprünün altındakilere de bak. Kimin aklına geliyor? Hiç kimsenin. Var mı köprünün altında bir kişiyi besleyen her gün? İman edenler iman ediniz. Desem ki herkes namazını kılıyor mu? Elhamdülillah hocam, her gün namazı kılıyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri her gün namazınızı kılıyor musunuz diye sormadı. Bugün bir açı doyuran var mı elini kaldırsın dedi. Bugün bir hastayı ziyaret eden var mı elini kaldırsın dedi. Bugün dedi oruç tutanınız var mı elini kaldırsın. Üçünde de Hazreti Ebubekir Efendimiz elini kaldırdı. İşte dedi bu üç fiiliyatı üzerinde bulunduran ehli cennettir. Cennetlik birini görmek istiyorsanız Ebubekir'e bakın. Buradaki derdim şu. Yani biz iyi bir şey yaparken ne yapıyorsak bizi bir şey tırmalayacak. Tırmalamıyorsa bugün hiç tırmalayan yok seni. Hiç imani bir meselede hiçbir şey yapmadın. Hiçbir şey. Evliler için söylüyorum. Eşi, çocukları, anne babaları, herkes için. Arkadaşları, etrafı, eğer onu o gün tırmalamadıysa o imanla alakalı kendini yenilemedi. Hanımı diyecek, nereye gidiyorsun gene? Gitmeye ver camiye. Adam diyecek, kadın, ben gitmiyorum camiye, sen nereye gidiyorsun ya? Sen önce bulaşığı yıka.
Kadın da diyecek, geç yıka, ben camiye gidiyorum. O hemen fetva çıkaracak sana. Cami size caiz değil, nereye gidiyorsunuz? Doğru yoldasın, yürü. Al çocuğu da götür. Sal çocuğu caminin içerisine, koşsun orada, bağırsın, çağırsın. İmam bir diksin gözünü sana. Ondan sonra desin, değerli cemaat, çocuklarımızı buraya getirmeyelim. Defol git lan oradan de sen de ona. Yürü git de. Gelme bir daha bu camiye de. Basit. Tırmalanmaktan hoşlanın. O iman edenler ki kınanmaktan korkmazlar. Bakın sizi nereye götürdü ayet-i kerime? O iman edenler kınanmaktan korkmazlar. Demek ki biz gerçek mahiyette imanımızı yaşasak etrafımız bizi kınacak. Hani diyor ya hadis-i kutsi'de, zikredenler için siz öylesine zikredin ki sizi görenler bunlar deli olmuş desin. Kınacaklar. Sen öylesine namaz kıl, kınasınlar seni. Sen öylesine bir fukara doyur, kınasınlar seni. Sen git fukaralarla otur, kınasınlar seni. Sen git 5 yıldızlı diyeyim artık mekandan dolayı otelde iftar edeceğine, sokağın ortasına aç, mahallenin ortasına, gelen geçene bir kase çorba dağıt orada, kınasınlar seni. Sen git kapının önüne koy 20 tane ekmek, ihtiyacı olan gelsin alsın, alan yok, git tespit et, evlerine gece bırak, kınasınlar seni. Eğer bugün kınanmıyorsak, bugün imanımızı yenileyemedik. Çünkü ayet-i kerim diyor, o iman edenler kınanmaktan korkmazlar. O zaman bu her gün devam ede gelen, her an devam ede gelen bir sıfat. Bugün kınanmadık biz, bugün imanla alakalı bir şey yapmadık. Yani hem içten kınanacağız hem de dıştan. Yani kendi nefsimize hem de dışarıdan. Nefis de evet, mücahede dışarısıyla mücadelede, mücadele. Ya normal dışarısı diye bir şey yok. Biz kendi nefsimize bakalım. Yani bugün kim gidecek bir varoş dediğimiz bir yerdeki eve misafirliğe gidip oraya bir iki yiyecek içecek bırakacak, orada oturacak, çay içecek, kahve içecek, yemek yiyecek onlarla. Onlarla haşır neşir olacak. Şimdi millet 10 lira buluyor. Şehrin zenginleri nereye gidiyor? X yere. Gidiyor ilk oradan, X yerden 200 metrekare daire alıyor. Daha da yetmiyor. Ya burada arabamızı çiziyorlar, yan yatırıyorlar, çamura batıyorlar. Sabah çıktığımda irite oluyorum karşımdaki kimselerle. Daha lükse gidiyoruz biz. Hiç babasından kalma evi tadilat, tamirat yaptırıp orada yaşayan var mı? Çok az. Harika. Yani normalde biraz para bulunca biz hiç karşımızda fukara bir kimse görmek istemiyoruz. Canımız sıkılıyor. Mekkeli müşrikler de aynıydı. Bakın nereye geliyor? Mekkeli müşrikler de aynıydı. Mekkeli müşrikler de geldiler Hazreti Peygamber'e, dediler ki şu fukaralar var ya 5-6 kişi yanında. Evet, bunlar bir dışarı çıkar da bizimle özel görüş. Bak 5-6 kişi var yanında. Onları istemiyorlar görüşecekleri zaman. Bunlar yanından çıkar da biz seninle bir görüşelim. Şimdi biraz daha parayı bulunca şehrin elit yerine gidip de hiç fukaralarla konuşmayanların Mekkeli müşriklerin yaptığı hareketten farklı bir hareketi kaldı mı? İman insanı farklı yere götürür.
Yani sözü meclisten dışarı, yani İstanbul'da birisi diyor ki ya hocam 1 trilyonluk şey diyor araba, hani mahallede nereye koyayım? Alma dedim. Alma. Mahallede koyacak yer yoksa alma. Gelip çizecek ya da çocuk. Evet, kötü kötü gelip çiziyor, çiziyor. Çiziyor. Hem alıyor anahtarı en baştan bir tutturuyor, sonuna kadar götürüyor. Bizim Lütfü Usta da bakıyor. Çizmişler diyor. Çiziyorlar diyorum ben. Çiziyorlar. İşte bu yüzden diyor Bursa'da hani taşınıyorlar. Lütfü Usta'ya dedim. Lütfü Usta, taşınmayacağım. Ben taşınmayacağım. Çizecek, çiziyor. Eyvallah. Ama taşındın, ne farkın kaldı? Sabahleyin evden çıkarken otobüs durağında otobüs bekleyen, askeri ücretle çalışan o hanımefendinin titremesini görmüyorsan otobüs durağında, sen hiçbir zaman hamd edemezsin. Karın içerisinde belediye ekmeğini almak için sıra bekleyen 19 yaşında, 20 yaşında, 22 yaşında genç kadınları karın içerisinde titreye titreye sırada bekleyenleri görmüyorsa bu insanlar, bunu görmemek için kaçıyorlarsa kenar mahallelerden, namazı beni ilgilendirmiyor. Orucu beni ilgilendirmiyor. Onların İslam olmaları beni ilgilendirmiyor. Benim derdim değil. Allah'la kendi aralarında. Ben kendimce diyorum ki bu müminlik sıfatı değil. İman etmek, sadece namaz kılmak, oruç tutmaksa hiçbir sıkıntı yok. Camiler de dolar, mescitler de dolar, her yer dolar. Sıkıntı yok. İman etmek, kınanmaktan korkmamak. Niçin? İman ettiğin inancın yaşamaktan dolayı. İman ettiğin inancı yaşarken kınacaklar seni. Ben başladım namaz kılmaya, ilk benim sülalem kınadı beni. Her gece içerken, cuşu huruş içerisinde zevk ederken herkesin Mustafa'sıydım. Harikaydı her şey. Ben bıraktım, tövbe ettim, içmeyeceğim deyince, tokalaşmayacağım, sarmaşmayacağım, öpüşmeyeceğim deyince ortalık ayağa kalktı. Herkes bir laf söyledi. Kendi kendime baktım, ya daha dedim bir hafta önce beraber içiyorduk bu adamla. Bir hafta önce. Aynı Mustafa Özbağ, değişen bir şey yok. Ne? İçkiyi bıraktı. Aynı Mustafa Özbağ, değişen bir şey yok. Namaz kılmaya başladı. Bu. Değişen bir şey yok. Aynı Mustafa Özbağ, kemer altındayım. Şadırvan Camii'nin oradayım. Bir hafta önce namaza gitmiyordum. Namaza gidiyorum. Şadırvan Camii'ne. İniyorum iş yerinden, yukarıdan bağırıyorlar kızlar. Yatsıya bize gelsene diye. Aynı Mustafa Özbağ. Ama iman eğer insanın hayatını komple değiştiriyorsa, hayatın akışında büyük bir ihtilal yaptıysa iman, devrim o. İhtilal o. Önceden, ay gel be hadi bir kahveleri de yap, oturalım. Duydun mu? Ne oldu? Filancanın kızı şöyle yapmış da, fişmancanın oğlu böyle yapmış da, şu şöyle olmuş da, bu böyle olmuş da. Ay hadi bir de kahveyi de, bir de kapat. Ondan sonra bak, ay vah vah vah. O sarışın ya, o var ya gök gözlü, o işte. Kim o? Bizinkinin kardeşi, görümce mi olacak olan kadın ya? İşte bak bak bak, kahvenin içinde o görünüyor.
Bitti. Ondan sonra ezan okundu, ben bir namazımı kılayım. Hoş geldin 23 Nisan. Mesut oluyor insan. Evet. İman değiştirmeli insanı. Olgunlaştırmalı, kemale erdirmeli. O kimsenin üzerinde etkisini görmeliyiz. O kimsenin üzerinde pozitif olarak etkilerini görmeliyiz. Hepsi bir günde tamam olmayacak. Eyvallah. Ama günü gününe müsavi olan zarardadır. Bu hadis-i şerif mucibince her gün iyileşme adına iyi şeyler olmalı ve tırmalanmalıyız. Hem içeriden hem dışarıdan. İnşallah. Mikrofon bende değil doktor. Bütün hayatımız boyunca en azından bu yaşımıza kadar denk geldiğimiz... İyi oldu bu yaşımıza kadar dedin. Bütün hayatımız boyunca deyince sanki kocaman bir hayat yaşamış gibi zannedecektik. Bu yaşımıza kadar. Evet. Gördüğümüz... Olabilir insan 10 yılda 20 yıllık hayatta yaşayabilir, inanırım. Hiç bir saat içerisinde 10 saatlik bir hayat yaşadın mı? Yani bazen his olarak... Gelse birisi, diyelim ki psikiyatriyi seçtin. Hasta geldi, dedi ki... sayın doktor dedi, ben hani normal saatlerde bir saat yaşamışım ama ben kendim 30 saat yaşadığıma inanıyorum. Şunları, 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 şunları da yaşadım dese ne yapacaksın? Şöyle bir uzan derim önce. İyi sorunu sor hadi. Normalde işte karşılaştığımız iki tane olgu var. İşte bir seven ve sevilen olgusu. Bizim çocukluğumuzdan beri işte başlar sevme ve sevilme durumları. İki mi o sevenle sevilen? Oraya geleceğim zaten, merak ettiğim o. Normalde işte Allah hep sevilen bir olgu. İşte kul Allah'a sever, sevmesi gerekir. Peygamber vardır, işte ümmetin önderidir, sevilmesi lazım, sevilir. Ondan sonra işte bir üstad vardır mesela bir yerde, o sevilir bir dergi içerisinde. Bir kanaat önderi vardır veya bir siyasi lider vardır, sevilir. Ne bileyim, bir anne vardır, sevilir. Ama işin, şimdi geriye doğru baktığımız zaman, tersten baktığımız zaman bu sefer, şimdi anne normalde sevilir ama annenin çocuğa yaptığının, çocuk belki onda birini onu yapmıyor. Anne bakıyoruz ki daha çok seviyor ama sevilen tarafta normalde. Veya işte bir kanaat önderi, gecesini gündüzüne katıyor, bir üstad, bir en çok mesela ümmeti için ağlayan peygamber, ne sıkıntılar çeken bir peygamber ve en sonunda bütün tabiri caizse kapıları açan bir Allah. Yani geriye doğru gittiğimizde. Aslında bu sevilen dediğimiz kısımda kalan şahıslar tam tersi daha çok fedakarlık, daha çok, yani her şeyin daha çoğunu yapıyor, daha çok seviyor gibi duruyor. Şimdi bu noktadan o zaman, yani sevenle sevilen diye ayırdığımız zaman aslında o sevilen mi sevmiş oluyor? Yani öyle ki seven gözüken kişi sevilenle türlü türlü şeyler yapıyor, unutuyor, batıyor, çıkıyor. Yani her şeyi yapmasına rağmen sevilen onu tekrardan koruyor, kolluyor, kendinden fedakarlık ederek tekrardan bu noktada onu toparlıyor. Yani o zaman, yani seven sevilen ilişkisi diye bir şey var mı, yoksa ortada aslında sevilen diye biri yok mu? Sadece seven mi var? Veya aslında sevilen gerçekte seven mi? Yani kim bu? Seven de var, sevilen de var. Normalde eğer ki seven sevilen olmamış olsaydı, Cenab-ı Hak ben diyor önce aklı yarattım, gel dedim geldi, git dedim gitti ve dedim ki diyor, şanıma yemin olsun ki Allah senden daha faziletli, daha güzel, Allah'a sevgili gelecek bir şey yaratmamıştır. Allah daha çok sevmiş olmuyor mu burada onu? Onun sevdiğinden. O ayrı bir mesele. Kimin neyi daha fazla sevip sevmedi. Ama seven de var, sevilen de var. İsmi var çünkü. Yani gerçekte var mı? Mümin, Allah onları sever. Onlar da Allah'ı sever. Demek ki var. Ayet-i kerime. Burada mümin seven gibi duruyor ama Allah daha çok seviyor. Siz azar saparsanız Allah öyle bir kavim yaratır ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Yani sevilen noktadaki kişi bütün her şeyi açıyor. Bu o zaman sevilen sevilir? Var. Seven de var, sevilen de var. Biz annemizi seviyoruz. Anne, babayı seviyoruz. Baba, eşi seviyoruz. Eş, çocuğu seviyoruz. Çocuk,
Allah'ı seviyoruz. Allah. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ni seviyoruz. Peygamber. Onlar mı bizi seviyor, biz mi onları seviyoruz? Ben hiç orasını düşünmedim doktor. Sen beni mi seviyorsun, ben seni mi seviyorum diye. Yani bana onlar daha çok seviyor gibi geliyor. Bilmiyorum. Ya. Ben doktoru seviyorsam seviyorum. Doktor beni seviyor mu, sevmiyor mu diye düşünmüyorum. Mesela sen düşünüyor musun? Ya ben sizin benim sizden daha fazla sevdiğinizi düşünüyorum. O senin düşüncen. Güzel bir düşünce. Yani Allah'ın benim Allah sevdiğinden daha fazla sevdiğini harika, düşünüyorum. Harika. Sufi düşüncesi, sufi öğretisi bu. Bu sevdiğimize karşı olan sevginin sebebinin sevdiğimize bağlamak. Muhteşem bir şey. Sufi terbiyesi. Bu rahatlığa itiyor ama beni bir yerde. Bunda problem. Yani ya seviyor. Bu rahatlığa değil, ezikliğe itiyor. Eziklik var ama yani. Yok. Ezikliğe itiyor. Sanki. Şöyle ezikliğe itiyor. Benim onu daha fazla sevmem gerekirken o beni daha fazla seviyor. Benim daha fazla sevmem lazım diye ezikliğe itiyor beni. Ama şu da oluyor ya, ben içten içe ne yaparsam da o beni sevecek gibi de geliyor mesela bazen. Ey iman edenler, Allah'ın azabına emin olaraktan günah işleyicilerden olmayınız, o azap edicidir. Her zaman olmuyor zaten bu. Arada oluyor. Arada şımarıklık hoş görülür. Naz diyelim biz ona, şımarıklık da demeyelim. Yani naz... Naz olur. Ben de diyorum öyle. Halit de öyle düşünüyor zaten. Halit diyor ki en fazla beni seviyor diyor. Benim işimi götürür o diyor. Halleder diyor. Bir tane daha sorum var. Sor. İşte az önce de mevzusu geçti. İbrahim Aleyhisselam'ın o yeniden dirilmeyle alakalı meşhur işte kıssası, ben kalbim mutmain olsun. İbrahim Aleyhisselam'ın böyle bir durumu var. Şimdi yine mesela Yunus Emre Hazretleri'nin işte belli bir süre hizmet ettikten sonra ben olmadım deyip gitmesi, ondan sonra bir olayla karşılaşıp işte kalbinin mutmain olup geri dönmesi. Yani normalde bu örnekler çoğaltılabilir. İnsanların hayatına veya şöyle söyleyeyim, belki Allah'ı sevme yolunda gidenlerin hayatında sanki böyle bir yerde bir dönüm noktası, bir yerde böyle bir çatlama noktası, yani böyle bir kalbinin mutmain olma noktası var gibi geldi. Bu herkes için geçerli oluyor mu? Herkes kendi yolunda gidiyor. Yani böyle bir yerde çatladığı bir şey aynı mi? Aynıleştiremeyiz. Herkesin yolu ayrı. O mutmain olma isteği o zaman? Herkesin kalbinde o mutmain olma isteği olabilir. Normal, doğal, fıtri. Yani bunda bir problem. O insanı hakikate doğru sevk ediyor zaten o istek. Bu olumlu şüphe dediğiniz bu tarz, evet, bir şey mi oluyor o zaman? Yani sürekli daha yetmiyor mesela. Yani şu değil, bu değil gibi. Yani bir hasta geldi, başım ağrıyor dedi. Sen istersen bir baş ağrısı kesici bir ilaç verir gönderebilirsin. Ama bunun başının ağrısının sebebini bulmamız lazım dediğinizde işte bu pozitif şüphecilik. Bu baş ağrısının sebepleri şundan olabilir, şundan olabilir, şundan olabilir, şundan olabilir. Hatta bu beş tane ki beş meseleden değil, bilinmeyen altıncı meseleden de olabilir. O zaman bunun baş ağrısının sebeplerini araştırmamız lazım. Demek buradaki pozitif şüphecilik, ilmi şüphecilik dediğimiz şüphecilik bu. Buna İslam müsaade ediyor. Bir de normalde bilimin kabul ettiği bir şey var. Diyor ki işte bir insan 5-6 yaşına kadar karakterinin işte %80-90'ı oturur. Bundan sonra çok zordur yani değişmesi. Eyvah o zaman. Ben kendi nefsime için söylüyorum. 5-6 yaşına kadar karakter oturuyorsa ben evi filan yakmıştım. Ben demek ki benim karakterim oturdu yani. Ben ortalığı yakacağım demek ki. Şöyle yani normalde davranışsal olarak değişebilir ama mesela diyelim sert mizaçlı olan sert mizaçlıdır. Hani belki farklı noktada kullanabilir bunu ama. Gene yandık o zaman. Ben önceden çok sert mizaçlı bir kimseydim. Davranışlarınız değişebilir ama yani hani bizim o bilimin kabul ettiğini kabul etmiyor İslam. İslam diyor ki
insanların ahlakları güzelleşebilir. Ahlak dediğiniz şey? Ahlak dediğimiz şey insanın davranış biçimi, düşünce biçimi, hayat biçimi hepsinde içine giriyor. Ama bir de kişinin kendisi var ortada. Hani... Kendisi varsa fıtrattan kastı şudur. Sen hiç tıpta okudun mu gözü ensesinde bir insan? Olursa hastalık olur. Var bu tarz durumlar ama hastalık diyoruz yani ona. Bitti. Fıtrat değil yani. İnsan dediğimizde iki tane ensesinde gözü olan bir kimse aklımıza gelmiyor. Dağların yerinden oynayacağına inanın, insanın fıtratının değişeceğine inanmayın. Bu. Fıtrat değişecek olsaydı Bülent Ersoy anne olacaktı. Fıtrat değişecek olsaydı İstanbul'da yürüyenlerin hepsi de gebe olacaktı. Yürüdüler ya, bağırıştılar, çağrıştılar ya, hepsi de gebe olacaktı fıtrat değişseydi. Yeni bir şey değil. Lut Aleyhisselam'ın zamanında olduğuna göre daha da eski demek ki bunlar. Değişmedi. Hiçbir tane gebe olan yok. Bakın, diyor ki dağların yerinden oynayacağına inanın. Fıtratın değişeceğine inanmayın. Bir erkek neresini kestirip biçtirip uyduruyorsa uydursun, doğuramıyor. Fıtrat değişmiyor. Yani bu psikolojik noktada belki benim sordum. Yani aslında şunu merak ediyorum ben. Hani aynı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri vardı ama bir Hazreti Ebu Bekir vardı, Ömer vardı, işte Osman Efendimiz, Ali Efendimiz vardı. Hepsi de farklı karakterdi insanlardı. Veya mesela şimdi siz varsınız, işte X kişi var, Y kişi var. Aslında aynı dine iman ettiniz. Aynı şey, aynı ahlak şeylerimiz var ama yani bizi bu noktada ayıran, işte kimisinin daha böyle yumuşak, kimisinin biraz daha belki sert, kimisinin biraz daha... Bizi birbirimizden ayırt eden şeyler, az önce sıraladığımız nefis meratiplerinde, nefisle mücadele noktasında hangi, nerede olduğumuzla alakalı. Yani ben kimim sorusunun cevabını arıyorum aslında. Ben kimim sorusunun cevabı, sen yeryüzünde Allah'ın yarattığı halifesisin. Nasıl bir şeyim bu yani? Mesela bu şey... normalde şimdi bir kimseyi halife noktasında gördükten sonra diğerleri halife görmemek değil ki. Ama şu hale gelen bir kimse, bu noktaya gelen bir kimse halifeliğini görecek. Bütün insanlar bu nefis meratiplerine geçmekle mi mükellef? Evet. Birisi geçmiyorsa kendince mücadele etmiyor. Mücadele etmiyorsa benim fıtratım böyle deme noktasında değil. Dinin, benim anladığım dinin fıtrat dediği şey, bir kimsenin kadın olması, erkek olması, gözlerinin olması, kulaklarının olması gibi fiziki bir şey. Fiziki. Bazen söylüyorum ya, bayanın birisi kafasına bir tane deri şapka koymuş, deri mont giymiş, tesbih elinde, hareket bu. Ben erkekim diyor bana. Böyle baktım, dedim sen kadınsın. Hocam ben erkekim dedi. Şimdi mini etekle geziyor. Uzun bir sohbet ve konuşma yolundan sonra bu önce şapkayı attı, saçlarını uzattı, ondan sonra deri mont attı, ondan sonra böyle düşük kemer kotu attı. Sonra bir gün kız kardeşinin mi nesin birisinin düğününe gideceği zaman dedi, bugün düğün var, geleceğim seyredeceğim seni dedim, muhteşem bir kadın göreceğim dedim bugün dedim. Gelecek misin? Geleceğim dedim. Hususi gittim.
Bir tane mini etek yaptırmış, dekolte üstüne giymiş, saçlar olmuş. Baktım, gördüm, az bir şey oturdum, yazdım. Karşımda muhteşem bir kadın var, tebrik ediyorum seni dedim. Fıtrat değişmiyor. Kadın kadın, erkek erkek. Ahlak değişiyor. Çok sinirliymiş, sinirini atabilir. Çok sertmiş, yumuşayabilir. Çok agresifmiş, agresifliğini tamir edebilir. Bunların hepsi de bilgisizlikten. Yani mesela bu az önce söylediğinizi biz işte psikolojik bozukluk, kişilik bozukluğu diye nitelendiriyoruz ve işte bir sürü ilaç bir sürü sıkıntı var. Ben ilaç içirmedim. Siz şimdi terapi yapmış oldunuz ama yani normalde bu karakterini değiştirmedi ama siz ahlak, yani aslında psikoloji dediğimiz şey bizim ahlak mı? Tamam. Ahlak, psikoloji dediğimiz şey ahlak tamamiyetle. Karakter, ahlak. Yani. Ahlakla alakalı. Siz bir kim, cimri bir kimseyi cömert hale getirebilirsiniz. Din onu cömert haline getirir. Siz çok dar bir kimseyi genişletebilirsiniz. Hoşgörüsüz bir adamı hoşgörülü bir hale getirebilirsiniz. Eğitebilirsiniz bunu. Sufiler, sufi dergahları önceden bunu yapardı. Hani az önce dedim ya, işlevini yitirince yıkılıyorsa yıkılsın. İşlevini yitirmiş. Sufi dergahı o kimsenin ahlakını değiştireceğine, aman ayağını şunun üzerine koymadın ona bakmış. Ayağı baş parmağının üzerine koymak onu bir terbiye sistemi. Onu terbiye ediyor. Sadece o ritüelde kalıyorsa o mesele olmuyor. Terbiye ediyor onu. Onu normalde almış olduğu terbiyeyi kenara atıp yeniden onu disipline ediyor. Onun nerede nasıl hareket etmesi gerektiğini, nerede nasıl konuşması gerektiğini zaman içerisinde disiplin ediyor. Bakıyorsunuz herhangi bir kimse iki kişi konuşurken üçüncüsü oradan çıkıyor, dambadak konuşuyor. O sufi terbiye almadığından. Ondan sonra diyor ki benim karakterim böyle. Hayır, sen bunun doğrusunu öğrenmemişsin. İki kişi konuşurken, sohbet ederken bekleyeceksiniz efendim. Onların sohbetleri bitecek, ondan sonra diyeceksiniz ki o iki kişiden birisiyle işiniz varsa affedersiniz, bir şey söyleyecektim. O zaman diyeceksiniz. Bu terbiye ile alakalı. Anne baba konuşurken çocuk aniden ortada çıkıp bir şey söylüyorsa, çocuk o terbiyeyi almamış. Evin içerisinde herkes birbirinin sözünü kestiğinden dolayı çocuk da bunu almış. Çocuk evin içerisinde herkes birbirini istediği zaman sözünü kestiğinden çocuk da sözünü kesiyor istediği zaman. Eğer evin içerisindeki ebeveynler, bireyler birbirlerinin sözlerini kesmeden konuşurlarsa evde, o zaman çocuk da sırasını bekleyip konuşacağını bilecek. Ve evin içerisinde çocuğu da bir birey olarak gördüyse ebeveynler, çocuk bekleyecek, bir şey diyecektim, buyur yavrum diyecek, onu da konuşacak, mesele bitecek. Ama evin içerisindeki ahlakı alan bir çocuk, benim huyum böyle diyor sonra. Kötü ahlak o zaman. Evet. Aynı şey okullardaki eğitimde de var. Yani bu sefer biz onları normalde eğitimsiz olarak görmüyoruz. Biz çok güzel sinüsü, kosinüsü, tanjantı, kotanjantı öğretiyoruz. Ama değerler yok bizde. Biz oturuyoruz, biz bütün çocukları biz TEOK'a hazırlıyoruz. Geçenlerde bu TEOK sonuçları açılınca kocaman kocaman levhalar, nereye gidersem gideyim. Bütün levhalarda aynı şey var. TEOK bilmem kaçıncısı bizde. İyi. Bir tanesi yazmamış. En güzel ahlaklı çocuk bizde diye. Sıkıntı bu. Biz doktor yetiştiriyoruz. Doktor yetiştirdikten sonra doktor geliyor hasta. Ondan sonra ameliyat olması lazım. Ama diyor buna bıçak parası da lazım. Nasıl? İşte git ameliyata gün al. 3 ay sonrasını veriyorlar doktor bey. Diyor işte sen bir kolaylık yapalım ama bu böyle olmaz. Ver 5 milyar lira hemen yatıralım seni. Doğru mu? Doğru. Bitti. Doktor yetiştirmişiz, ahlaklı yetiştirmemişiz.
Öğretmen yetiştirmişiz, öğretmen olmuş. Hangi matematik öğretmeni? Ders veriyor, bitiyor. Hocam bunu anlayamadım demiş çocuk. Akşama eve kursa gel demiş. Bitti. Öğretmen yetiştirmişiz, ahlakı yok. Akşam çocuk evine gidecek, saati 100 lira. Kurs alacak ondan. 2 saat kurs alacak, 200 lira. Aynı şey sınıfta şu oluyor, o kursa gidiyor ya, o sınıfta ben anlayamadım deyince, yavrum neyi anlayamadın, geliyor onun başına. Geri kalanlar 200 lira vermediler, onlar parya. Eğitim. Hayır, güzel, ben güzel ahlakı tamamlamak için indirildim. Din baştan başa güzel ahlaktır. Hazreti Mevlana Mesnevisinde diyor ki Kur'an bize baştan başa edebi öğretir. Peygamberlerin yeryüzüne indiriliş sebebi Allah'ı tanıtmak kadar ahlakı tanıtmak. Çünkü Cenab-ı Hak güzel ahlak sıfatlarıyla insanların sıfatlanmasını istiyor. Allah'ta bir tane çirkin sıfat yoktur. O zaman insanlar kendilerince çirkinlik yapıyorlar. Ve peygamberlerin geliş sebebi ahlak. Namaz sizi kötülüklerden alıkor. Ayet-i kerime. Bak, namaz sizi kötülüklerden alıkor. Eğer bir kimse hem namaz kılıp hem kötülük yapmaya devam ediyorsa namaz onu kötülüklerden alıkoymadı. Bu namazın suçu değil. O kimse kendisini eğitmedi. O kimse kendisini düzeltmedi. İlim Çin'de de olsa gidip alınız. Ne? Neredesin? Facebook'ta. Neredesin? Öç, boş şeylerle uğraşıyoruz. Hani ilim Çin'de de olsa yitik malımızda gidip alacaktık? Önemli olan güzel ahlaklı insanlar yetiştirmek. Önemli olan kaliteli insanlar yetiştirmek. Biz bundan korkan insanlar, bunun fıtratı bu, doğuştan bu böyleymiş. Ne nasılmış doğuştan? Sinirliymiş. Boşa oğlum sen bu kadını dedim. Çok sinirliymiş o. Aha gittim ben, böyle sinirli. Çocuğa dedim boşa. Çocuk baktı, şimdi ne yapacağımı bilmiyor ya bizim genç. Dervişlerden birisi, boşa dedim oğlum, hep böyle sinirlen dolaşan bir kadın nereye kadar çekilecek dedim. Hemen sen dedim telefon aç annesine babasına. De ki dedim, gelin alın kızınızı, bu hep sinirli, hep sinirli sinirli, nereye kadar yaşayacak böyle bir insan. Yarın öbür gün bu sinirliyle dedim çocuğunu boğsa ne yapacaksın? Çocuk baktı zaten orada bir pirikli biraz çocuk bizimki. Böyle baktı, oğlum dedim çocuğunu boğdu, sinirlendim dedi, ne yapacaksın dedim ben. Gelin de dinliyor beni. O da duyuyor zaten. Tamam. Aa, 10 dakika sonra. İyi. Ne oldu? Açıldım biraz. Kötü ahlak. Dedim çağır annesini babasını sen. Güldür 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 geldiler. Ertesi gün annesi babası. Benim yanıma geldiler. İşte hocam dedim ya böyle böyle sinirli bu. Sinirliymiş. Biz onu halledeceğiz. Doktora filan götürmediler, halloldu. Yani en geçimsiz bir kimseyi getirsen, geçiniriz biz onunla. O kendince kendi ahlaksızlığını dayatıyor bize. Onun fıtratı değil, o ahlaksız. Edebi yok onun. Edebi olmayanın eşekten farkı yok. Ama o kimse kendi edepsizliğini kendince ben böyleyim diyor çıkıyor. Yok sen öyle değilsin, öyle bir değiştirsin ki mum gibi olursun. Katılmıyorum. Ben de artık katılıyorum. Sizin tıpta öğrendiklerinizi. Teşekkür ederim. Buyurun. Anlattınız. Bir zamanlar içki içiyordum. Sonra benim arkadaşlarım bir hafta sonra beni kabul etmedi dediniz. Acaba ne yaşadınız da böyle bir yola
geldiniz bu şekilde şu kürsüde güzel şeyler söylüyorsunuz. Çok duygulandım. Büyük bir salon, yaklaşık 70 metrekare. Köşede büyük, çok güzel bir büfe. İçkiler, böyle bir açık büfe, ayrıyeten mezeler. İzmir'in en güzel 6-7 tane mankeni. İş çamaşırı defilesi yapıyorlardı önümde. Müzik çalıyordu bir kenarda. İşte giyiyorlar bir şey, geliyorlar, biz bakıyoruz neresi nasıl güzel olmuş diye. Ondan sonra bir tarafını düzeltiyoruz biz. Yanımızda makasları var, işte çizimcisi var, her şey var. Şey değil, önemli değil. Birisi yırtılacağı zaman cart yırtıyorlar böyle, her şey meydanda. Ben de böyle kenara çekildim. Böyle baktım. İşte orada o iş bitince hep beraber eğlenmeye gideceğiz yani. İşin sonu o zaten. Böyle baktım. Mustafa Özbağ, nereye kadar böyle bir hayat yaşayacaksın dedim. Kendi kendime. Dedim nereye kadar gidecek? Nereye kadar böyle bir hayat yaşayacaksın? Hemen bıraktım her şeyi. Bitti dedim. O kadar. Sonra bitti dedikten sonra hayat farklı bir cenahta başladı. Sonra o işi terk ettim, İzmir'i terk ettim. Ben İzmir Bayındırlıyım. Sonra tekrar Bayındır'a döndüm. O hayatı bıraktım komple. Bizim orası Bayındır küçük bir kaza. Bilmiyorum gidenler, bilenler, tanıyanlar var mı? O küçük kazada yaşamaya başladım. Namaza başladım kendi kendime. Ondan sonra namaza başladıktan sonra hayatımı kendimce değiştirmeye başladım. Sonra kendim kendime okumaya başladım. İlk okuduğum kitap Mesnevi oldu. Abim yüksekokulda okuyordu o zaman, normalde Zonguldak'ta makine mühendisliğinde. Onun almış olduğu bir Mesnevi vardı, Gölpınarlı'nın, hala daha durur bende. Onu okumaya başladım. Sonra Ahmet el-Rufai Hazretleri'nin Onların Alemi var, küçük bir kitap. Muhteşemdir, ben hep böyle söylerim, böyle çarpar insanı, yerden yere vurur. Sonra onu okudum. Ondan sonra yine Ahmet el-Rufai Hazretleri'nin Hak Yolcusu'nun distürleri var. Sonra onu okudum. Sonra bir daha önce kahvelerinde çalıştığımız bir çocuk vardı. Onun babası kitaplarını yırtacakmış onun. Kitapları emaneten bana getirmişti. Sonra oradan belli dini kitapları okumaya başladım. Böyle devam etti. Bazen latifeden takılıyorum. Aklımız meyhanede kaldı diye ya. Benim arkadaşlarım devam ediyor hala da. Büyük bir kısmı. Ondan sonra bir tanesi içeri girdi. Ondan sonra bir tanesi hala da devam eder. Gece saat 1, 2, 3 hiç önemli değil. Sabah 9 hiç önemli değil. Arar. Tabii normalde öyle 3-4 tanesini biz bu noktada şey yapamadık. Ne o? Dizayn edemedik. Bir kısmı benden ufak olanlar benimle beraber değişime ve dönüşüme uğradı. Benim yaşıtlarımdan bir iki tanesi değişime ve dönüşüme uğradı. Öbür geri kalanlar değişime ve dönüşüme uğramadı. Devam ediyorlar da. Bizim orası da biraz İzmir'i bilen vardır muhakkak ama Bayındır biraz daha İzmir'den daha şeydir. Bizim gençliğimiz de öyleydi. Daha da böyle o gün, hatta bizim en çok övündüğümüz şey nüfus ortalamasına göre ülkenin en fazla içki tüketeni bizdik. Tekel bizden zengin oluyordu. Öyle övünüyorduk biz kendi kendimize. Hadi birader tekeli zengin edelim diyorduk. Ama sizin frekansınız içtiğiniz içkilerden daha yüksek. Şu anda beni ağlatıyorsunuz. Estağfurullah. Evet. Estağfurullah. Öyleydi siz, başlangıç. Siz daha yükseksiniz yani. Gerek kalmamış ki içkilere. Estağfurullah. Yok, sarhoşluktan vazgeçmedik zaten hiç. Evet. Biz o konuda şeyiz. Zaten Mevlana der ki aşk da öl ki diri kalasın. O yüzden normalde sarhoşluk bizim mesleğimiz. Hiç ayılmamak için uğraşıyoruz. İnsanlar ayılmak için uğraşıyor, biz ayılmamak için uğraşıyoruz. Öyle diyelim. Allah bizi affetsin inşallah. Kısacası böyle.
Efendim peki bir kişi kendi hayatında iradeyi nasıl oturtmalı? Nasıl? Bu böyle bir kimseye dışarıdan muhakkak öğretiyle olacak olan bir şey ama bir kimsenin kendi iç sisteminde bu var zaten. Kendi kendini disiplin edebilir. Bu belki de hani şöyle söyleyeyim. İnsanların hayat biraz insanı bu noktada iradeyi öğretir. Yani hayatı böyle biraz fazla çetrefilli yaşayanlar, biraz böyle fazla zikzaklı yaşayanlar hayatı yaşarken tecrübeleri daha fazla olabilir. Ve o tecrübelerle onlar daha farklı bize gelebilir. Aslında herkes için bu kapı açık. O yüzden normalde irade dediğimiz şey bizim kendi elimizde. Ben bunu yemeyeceğim diyorsam, yemem, içmeyeceğim diyorsam, içmem, ben buradan yürümeyeceğim diyorsam, yürümem, ben bunu böyle yapacağım diyorsam, öyle yaparım. Yani bu zaman içerisinde insanın iradesinin kırılacağı yerler vardır. Mesela hadis-i şeriflerde tipik örnekler var burada. Hani tipik örneklerden birisi şudur. Hani diyor ki bir genç namaza gider gelir de her gece de bir kadın ona derdi ki gel. O da derdi ki gelemem, Allah'tan korkarım. Bakın burada hep bunlar iradeyle alakalıdır. Yani bir kimse bir şey yaparken nefis onu tırmalayacaktır iradesini yenmek için. Bunu yap. Buraya kafanı döndür. Buraya, bu tarafa doğru meylet. Dokunsan ne olacak ki? Örnek. Yesen ne olacak ki? İçsen ne olacak ki? Şimdi dem vuruldu oradan, oradan örnek vereyim. Ben bıraktım dedim, geliyorlar bana her akşam. Bensiz, diyorlar ki sensiz eğlenemiyoruz. Eğlenemezsiniz oğlum diyorum ben. Bensiz eğlenemezsiniz. Alıp götürüyorlar beni şimdi. Ben nereye seviyorum? İşte Kordon Deniz Restoranı seviyorum. Deniz Restoranı'na gidiyoruz biz şimdi. Kuruyorlar masayı. Benim bulunduğum masa ayrı. Benim bulunduğum masayı. Önceden rezervasyon ediyorlar. Götürüyorlar beni. Gidiyorum ben, oturuyorum Deniz Restoranı'na. Yiyorum ben. Bana diyorlar ki iç. Benim içim de diyor iç diye. Ben diyorum ki hayır. Ben bıraktım. Bu o, bir kimsenin kendi elinde bu. Şimdi bana birisi gelse ben bunu yapamıyorum dese gülüyorum ben ona. Gülmemin sebebi şu. Ya yapamayacak olsaydım ben yapmazdım diyorum ben. Adam geliyor, ben kolumun altına alıyorum ben şimdi. Esrar içiyor mesela. Adama diyorum evladım, oğlum, yavrum, kardeş. Günde ne kadar sarıyor? Bu şimdi benim bilmediğimi zannediyor. Diyor ki ben her akşam bir cigaralık sararım. Ben omuzuna vuruyorum. Oğlum bunu bırakabilirsin diyorum ben. Bakıyor şimdi o. Nasıl? Oğlum bir cigaralık dediğin şey ne ki diyorum lan? Üflemelik o diyor. Hatta senin içtiğin ottur da diyorum ben. Kuzu kuzu beğettir o diyorum ben. O dilde. Bakıyor şimdi bana diyor ki hocam içtin mi daha önce? Lan oğlum bırak bunu. Bir sefer bıraktım de bırak. Söz ver bana. Söz verdim diyor. Bırakıyor. Niye bırakmayacak ki? Herkes her şeyi bırakıyor. İrade bu noktada insanın kendi elinde. Disiplin etmek. Ben bunu yapacağım. Bitti. Sufinin öğretisi bu. Sufiler farklı bir Allah öğretmezler. Sufiler insanları yetiştirirler. Ona irade nasıl kullanılması gerektiğini, ona dirayetin nasıl olması gerektiğini, ona özgürlüğün nasıl olması gerektiğini, özgür düşünme, özgür yaşama. Bunu öğretir sufilik insana. İrade kapı gibi olacak. Yapmam, bitti. Yanlış mı bu? Yanlış. Yapmam. Bu yanlış mı? Yanlış. Bitti. Bu haram mı? Haram. Bitti. Yapmam. Kimse yaptıramaz bana. Büyük bir firmadan alışveriş ediyorum. Oranın da muhasebecisi her gittiğimde takılıyor bayan. Mustafa Bey elini uzatıyor bana. Ben şimdi onun elini uzatma şeklini, herkes elini uzatır bana. Ben de herkese tokalaşırım. Onun elini uzatma şeklini, şemalini biliyorum. Diyorum ki ben sizin elinize dokunmak istemiyorum. Ben sizin elinize dokunacağım diyor. Ben de diyorum ki ben sizin elinize dokunmak istemiyorum. Sizin elinize dokunursam sizi nikahlarım. Sizi de nikahlamak istemiyorum diyorum yüzüne. Bakıyor şimdi bu böyle bana.
Yani çok güzel, çok alımlı çalımlı, boyu posu yerinde, ben de yumuşayacağım ona. Bir gün dedim, senin güzelliğin beş para etmez dedim. Ancak ben para verirsem güzel olur dedim. Böyle baktı, sen ne kadar güzel olursan ol, ben seni güzel görürsem sen güzelsin dedim. Ben seni güzel görmezsem sen güzel değilsin. Bütün buradaki dedim işletme senin arkandan güzel diye bakıyor. Senden güzeli var dedim Mustafa Özbağ. Bakmıyor sana. Dınk yıkıldı. Bunun arkasındaki gerçek iradeyle, dirayetle alakalı. Sonra yıkıldığı yerden kaldırdım dedim. Kalk sen güzel bir kızsın. Ama dedim bana şehvetle yaklaştığından dolayı senin elini sıkmıyorum. Güzel görmemek bizim elimizde değil mi? Bizim elimizde. Bu körlük değil ama. Ona kendimizi kaptırmamak için, nefsimize uymamak için. Nefis diyor ki, bak ona. O müminlere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. Bu ne biliyor musunuz? Bu şehvetle birisine bakmak. Birisine siz şehvetle örtüsüne baksanız o da haram. Birisi mantoyla yürüyor bir bayan, siz ona şehvetle bakarsanız haram. Veya bir erkek yolda yürüyor, bir kadın ona şehvetle bakarsa haram. Kadınlarınızı dövün dediği şey de bu zaten. Yoksa çıt gitti pat dayak değil. Orada şehvet bir hastalığı var. Bir evli bir kadın başka bir erkeğe şehvetle bakıyor. Bu serkeşlik bu. Çünkü başka ayet-i kerimede diyor ki serkeşlik yaparsa kocalarınız, onlarla anlaşaraktan boşanınız. Adamın serkeşliği ne buradaki? Başka kadınlara meyletmesi. Başka kadına meylediyorsa haram noktasında kadının onu dövmeye gücü yok ki. Ne yapacak? Anlaşaraktan boşanacak. Bu ne demek? Bey sen beni istemiyor musun? İstemiyorsun. Tamam. Anlaşaraktan boşanalım. Madem ki sen başka baharlara doğru kürek çektin. Sen bu çoluğun, çocuğun, hayatın güvencesini ver. Allah yoluna açık etsin senin. Kadının yapacak bir şeysi yok çünkü. Sistem olarak yok. Dünya sistemi olarak yok. Amerikalı kadından ne farkı var ki Türkiye'deki kadınların? Ne yapabiliyorlar ki? Hiçbir şey yapamıyorlar. İslam onları bu noktada diyor ki güvencenizi alın. Kadınlar da kendilerini ucuza bırakıyorlar. Bir bakıyor, aa bir erkek geldi, vay onunla görüşüyor, evlenecek ya, gözler böyle gidiyor. Demiyor kadın, bana ben 5 kilo altın isterim mehir. Ondan sonra Halit zıplıyor fazla, aman babaya söylemeyin, babaya söylerseniz 5 kilo altın söyler. Ama o kadın 20 yıl sonra adam diyor ki, veya 5 yıl sonra, 10 yıl sonra adam diyor ki, ne oldu? Elektrik alamıyorum artık diyor. Bir tane fiş priz lazım titretmek için. İrade bizim elimizde. Dirayet bizim elimizde. Bunu biz kendimizce güçlendirebiliriz, kuvvetlendirebiliriz. Bunu kendimize biz nasihat edebiliriz. Kendimize bunu dikte edebiliriz. Bunun mücadelesini kendimiz verebiliriz. Bu bize ait bir şey. Evet. Efendim, karakter eğitimiyle alakalı bir sorum vardı benim. Mesela bazı özelliklerimizi hayra çevirebiliyoruz şeklinde söylüyoruz. Mesela işte inat şeklinde, inadı hayırlı bir şekilde kullanırsak bu bizi ilerletecek tarzında bir yorum getiriyoruz. Mesela benim takıldığım bir mesele var. İntikam duygusu bu noktada nasıl kullanılabilir? Nefsinden al. Ya normalde diyelim ki dersin kaldı mı geçen seneden? Evet, kaldı. Ne bölümdü senin? Matematik. Matematik. Kaç tane kaldı geçen yıldan? Çok mu kaldı kız? Söyleme bari. Kaç tane var? Yani bir 5-6 tane falan var.
Şimdi kendinden intikam alma zamanı. Kendinden nasıl intikam alacaksın? Bak, intikam duygun varsa yönlendir. Yaz okuluna gidiyorsun şimdi, değil mi? Evet. Tamam, şimdi 5 dersi de vermenin intikamının tadını yaşa. Yönlendir, kanalize et. Ben de intikamcıyımdır. Herkes de vardır ki o. Hazreti Peygamber'de de intikamcılık var. Bu pozitif noktada, negatif noktada değil. Ne yaptı? Bir kadının birisi başörtüsü vardı. Yahudi bir adam onun başörtüsünü çekti. Yanındaki Müslüman adam o Yahudi'ye bir tokat vurdu. O Yahudi de kalktı, o Müslümanı katletti. Şehit etti, öldürdü. Öldürünce Hazreti Peygamber ne dedi? Bırakın dedi namazı. Şu anda. Yolda mı kılıyorsunuz, belde mi kılıyorsunuz, nerede kılıyorsunuz kılın. Gidin dedi. O kardeşinizin intikamını alın. Varmış mı intikam? Var. Allah'ın sıfatıdır çünkü intikam. Allah intikamını alır. Affetmiyorsa. O zaman Adem'i kendi suretinde yarattıysa, Adem'de de intikam duygusu var. Kim benim velilerime savaş açarsa ben de ona savaş açarım. Ben ona savaş açarsam yırtıcı hayvanın avından intikamını aldığı gibi ben ondan intikam alırım. Hadis-i kutsi. O zaman o intikam bütün herkeste vardır. Kadında da intikam vardır. Bekler kocası hasta olsun da intikam alayım diye. Örnek. Yaşlansın da intikam alayım diye düşünür. Erkekte de intikam duygusu vardır. Kadın onu dinlememiştir. Bir şekilde ondan intikam almanın yoluna gider. Bunlar eğitilmemişler. Bu bütün toplumda var ki. O intikamı doğru yere kanalize etmek. Buradaki intikamı yok edemezsiniz. İnsanın nefsini yok edemezsiniz. Terbiye edersiniz. Bir, ya onu kanalize edersiniz başka bir alana ya da onu terbiye edersiniz. Burada insan bak işte eşine intikamlı davranmaz. Etrafına intikamlı davranmaz. Annesine babasına intikamlı davranmaz. Arkadaşlarına intikamlı davranmaz. Ayet-i kerime. Müminlere karşı şefkatli ve yumuşak. Ayet-i kerime bunu tarif ediyor. Mümin, müminlere karşı yumuşak ve şefkatli. O zaman sen mümin bir kimseye intikamlı davranamazsın. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen bir kimseye öldüremezsin. Bomba atamazsın, katledemezsin. Sana zarar vermediği müddetçe. İntikam olmadı. E o zaman intikamın yeri belli. Al nefsinden intikam. De ki sana uyduğum için ben bu tane 5 tane dersi bıraktım. Şimdi senden intikamım acı olacak. Seni çatır çatır ezeceğim. Bu 5 dersi vereceğim. Geceleri de uykusuz geçirtireceğim. Ben dersi çalışacağım, bunu vereceğim de. İnadı ve intikamı oraya sür. Ben inatçıyımdır mesela. Ben açıkça da derim, ben inatçıyım. Bir yol gidecekse inat ederim, o yolu giderim. Bir şey yapılacaksa, doğruysa inat ederim, ben onu yaparım. Doğru yerde, doğru şekilde istihdam olmak iyi bir şeydir. Efendim, selamünaleyküm. Efendim, hani bir yol gidiyoruz, bunu hissediyoruz böyle içimizde hep bir nerede olsak böyle bir varamamışlık, bir kavuşamamışlık, bir yani bu yolun böyle hani bir evet ben vardım dediğimiz bir nokta var mıdır yani? Vardım belki, dediğin nokta varmadığın yerdir. Yani böyle kalben hani işte ulaştım dediğimiz yer. Ulaştım orası, dediğin yer ulaşamadığın yerdir. Peki Cemalullah'ı seyreden mi böyle var şeydir yani? Efendim? Cemalullah'ı seyreden mi böyle işte doğru noktadadır ya da yani hani belki Peygamber Efendimiz bu Cemalullah dediğin anda hayır o hiçbir şeye benzemez deyip yola devam edeceksin.
Peki insan ona hayattayken, yaşarken, yani bugünkü böyle etli, kemikli, canlıyken, nefis hala bizdeyken, öyle bir bu nefis meratipleriyle o en son noktada mı varır, varanlar yani? En son noktayı her an herkes görebilir ki, duramaz orada. Ben böyle bunun basamak basamak gidileceğine inanırım. Ama normalde bir kimse emmaredeyken dahi normalde safiye makamından bir hal onda zuhur edebileceğine de inanırım. Ya da ben biraz tez canlıyım, o yüzden öyle hissediyorum, o da olabilir. Efendim bir de psikolojide şey var, id, ego, süperego diyor, insanı üç bölüme ayırıyor. Süperego dediğimiz şey işte insanın toplumun baskısı ya da topluma işte el alem ne der diye düşündüğümüz nokta. Ego böyle kendi nefsimiz gibi bir şey, id de insanın içgüdüleri. Peki bu id, ego, süperego, yani insanı bu üç bölüme ayırmış ama yani bizim bu bahsettiğimiz nefis meratibiyle ya da bizim bahsettiğimiz ruhla, tasavvuftaki ruhla neresinde, yani hangi noktasında? Onu normalde mesela ahlakı üç ayrı periyotta görebiliriz veya nefsi üç ayrı periyotta görebiliriz. Yani bu noktada biz nefsi ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin noktasında görebiliriz. Bunun karşılığında da nefsi böyle gördüğümüz zaman ahlakı da ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin noktasında üç dairede alabiliriz. Ve bu normalde yedi nefis meratibi muhakkak ki Kur'an'da da geçiyor, ayet-i kerimelerle sabit. Biz bu yedi nefis meratibini üç merhalede alabiliriz. Yani şeyde ilmel yakin emmare ve levvami, ilmel aynel yakını mülhümeyle mutmainneyi, hakkel yakini de öbürkünü alıp yedinciyi ehadiyet makamını olarak alabiliriz. Bu öğreti normalde bir kısım ehli tasavvufun kendi eserlerinde bulmak da mümkün. Mesela Gazali'ye gitseniz Gazali'de üç değişik ahlak öğretisi görebilirsiniz. Arabi'ye gitseniz Arabi'de üç değişik ahlak öğretisi görebilirsiniz. Bu genel öğreti içerisinde baktığımızda mesela peygamberi metotta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin birinci derecede Kur'an ve sünnetin yasak ettiği haramlardan uzak durma, ikinci kategoride onun sünnetlerini işleme, üçüncü kategoride de onun haliyle hallenme olarak alabiliriz bunu. Bu uzun bir mesele. Okulda çocuklara böyle bir şey mi yapmayı düşünüyorsun? Yok, hayır, okuduklarımızdan, az önce de doktor beyin sorduklarından aklıma geldi. Bir de şöyle bir şey var efendim. Okulda ben devamlı bir çatışma halindeyim. Diğer öğretmenlerle müdür bakış açısı var. Bir de benim ayrı bir bakış açım var. Yani çocuklara yaklaşım olarak. Evet, bir saygı şeyini öğrensinler istiyorum ama bunun altında öncelikli olarak ben onlara hep şunu öğretmişim. Yani sevdiklerine saygı duyuyorlar. Mesela okul müdürü böyle çocukların çok sevgisini kazanacak o tarz davranışları olmuyor. Çocuklar da diyorum ki hani sevmeseniz de saygı gösterin ama bir problem oldu. Yani sevmediklerini saymıyorlardı ya da aslında hani saygısızca davranmasalar da yani mesela diğer sınıfın öğrencileri müdürü gördüklerinde böyle boyunlarını bükerken benimkiler evet öğretmenim işte bana vurdu ya da işte öğretmenim işte bunu yaptı. Yani çok açık sözler, çok şeyler. Bu da diğer şeylerle problem oluyor. Yani şimdi mesela ortaokula geçti öğrencilerim. Böyle açık sözlü olmaları, arada bir şakalaşmaları, işte kendilerini ifade etmeleri. İslam öğretisinin dışında bir şey değil. İslam bu noktada açık sözlü olmayı bize zaten tavsiyede bulunur. Bir tek belli yerlerde insanlar açık sözlü olmazlar, kendilerini kısıtlarlar. Bu bir, kendi mahremleri, eşleriyle yaşadıkları mahremler. İki, devlet sırrı, devletin bu noktada mahremiyetini korurlar. Diğer noktalarda İslam bize açık sözlülüğü ve gönüllülüğü öğretir. Bu noktada bir sıkıntı yok ama açık sözlü, açık gönüllü olmak demek birisini incitmek, kırmak demek değildir. Hani efendim dediniz ya değerler eğitimi.
Şimdi mesela öğrencilerimize bu değerler eğitimini vermeye çalışıyoruz. Hani belli sınırlarımız da var kendimizce. Yani en çok mesela neye dikkat etmeliyiz? Haramlara. Haramlara ya yani normalde insanlar haramlardan sorumlu. Bakın biz birbirimize olan hukuktan haramlardan sorumluyuz. Ben şimdi geldim işte bağırdım. Haramdan sorumluyuz. Benim bağırmaya hakkım yok, hakaret etmeye hakkım yok. Sizin en hayırlınız etrafa hiç zarar vermeyenizdir. Hadis-i şerif. Bu bizim birinci derecede hiç etrafımıza zarar vermememizden geçiyor. Bu ne? Bu da haram. Biz birinci derecede topluma, etrafımızdaki insanlara, eğitmekle mükellef olduğumuz kimselere haram duygusunu aktarmakla mükellefiz. Biz ona namazı öğrettiğimiz kadar haramı da öğretelim. Biz ona namazı öğrettiğimiz kadar insanlara kırmamayı, üzmemeyi, insanlarla iyi geçinmeyi de öğretelim. Biz ona namazı öğrettiğimiz kadar biz ona insanların haklarına tecavüz etmemeyi de öğretmeliyiz. Biz onlara sakal bırakmayı tavsiye etmezden önce yanında çalıştırmış olduğu işçilerin, yanında iş yaptırmış olduğu kimselerin hakkına, hukukuna riayet etmesini öğretmeliyiz. Yani yoksa eğer orada çalışan kimseler, bizim yanımızda çalışan kimseler, bizim bir çuval sakalımız varken bizden maaşlarını alamıyorlarsa, biz onların haklarına, hukuklarına riayet edemiyorsak bizim o sakalımızın bir anlamı kalmadı. Çünkü o kimsenin hakkına ve hukukuna biz riayet etmedik. Toplumda birinci derecede lazım olan şeyler bu benim bencesi ama dinin hukuku da bu. Önce onları haramlardan uzak tutmayı öğreneceğiz. Doktor olmuş harika, bugün doktordan göründük, psikolojisi bozulacak, başlayacak birazdan sonra Mevlana gibi dönmeye. Doktor olmuş ama hastaya bakıyor hangisinden kaç para alayım diye. Hangisini nasıl tedavi edeyim, ben ona nasıl faydalı olabilirim diye düşünmeden çıktıysa ve ben hangisinden ne kadar para üterim, bugünkü gelen hastalardan ne kadar ben bugün para toplarım hesabına girdiyse, işte bu toplumu bozan, dinananları bozan, dindarları bozan en önemli olgulardan birisi bu. Biz şakşaklıyoruz, belediye başkanı yapıyoruz, problemimiz var, gidiyoruz problemimizi çözmeye. Belediye başkanı bizden ne kadar üteceğini hesaplıyorsa bir anlamımız kalmadı kıldığımız namazın, tuttuğumuz orucun, gittiğimiz imam hatibin, gittiğimiz Kur'an kursunun, gittiğimiz cemaatin, tarikatın, şeyhin, üstadın bir anlamı kalmadı. Bu kim olursa olsun, bu hangi felsefeden olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun. Ben 28 Şubat'ta beni sorguluyorlar. İşte Atatürk hakkında ne düşünüyorsun dedi. 3 tane de şey, amir memur hepsi de. Ben başladım. Atatürk şöyle miydi? Hayır böyle miydi? Hayır böyle miydi? Hayır böyle miydi? Hayır. Ya dedim bunların hepsi de Atatürkçüyüm diyor. Komisere dedim, genel evinde bir kadını beklemek Atatürkçülük mü dedim ben, hayır dedi. Kendi toplumunun kadınını dedim parayla satmak Atatürkçülük mü dedim. Kaldı, ses yok. Dedim hadi, Elmalı Hamdi Yazır'a dedim, kendisi yazdırttırdı tefsiri. Bütün okullarda okutun hadi dedim. Böyle tuttum omuzundan. Dedim amirim Atatürkçü müsün? Evet. Evinde Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsiri var mı dedim. Ben yok dedi. Nutuk var mı dedim. Yok dedi. Buhari'nin tercümesini yaptırdı. Var mı evinde dedim. Yok sen Atatürkçü değilsin dedim. Bana baktı. Sende nutuk var mı dedi. Var dedim ben. Kaldı bu şimdi. Okudun mu dedi, okudum dedim. Hadi getir dedim, nutkun üzerinde konuşalım hadi dedim. Burada insanın neye inandığı değil, neyi yaşadığı önemli.
Adam diyor ki, diyorum Allah'a iman ettim mi? Evet. Peygamber'e iman ettim mi? Evet. Yalan söylemezdi hiç. Yalan söyleyen bizden değil diyordum ben. Ne yapacaksın şimdi? Yalan söylüyor. Çarşıda gidiyordu, bir buğdayın içerisine elini attı, bir baktı ki 6 yaş üstü kuru. Böyle yaptı. Sordu satıcıya. Bu ne? O da dedi ki ya Resulallah yağmur yağmıştı, biraz da alt üst ettim. Attı. Aldatan bizden değil dedi. Hadi. Aldatan bizden değil dedi. Hangi noktada olursak olalım, aldatan bizden değil dedi. Ne demek? Muhammedi çizgiden çıktı dışarı demek. Eşini aldattıysan, çocuğunu aldattıysan, patronunu aldattıysan, işini aldattıysan, arkadaşını aldattıysan, anne babanı aldattıysan, bizden değil dedi ya. Bizden değil dedi. Kadın telefon açıyor. Aşkım annem rahatsız olmuş, ben hemen oraya gidip geleyim. O da tamam aman koşa koşa git. Lan adam da arabaya binmiş, başka bir yere gidiyor. Bir bakıyor kadın kafede. Kahve keyfi yapıyor. Çağırt çekmiş arabayı. Bakmış kadın, hani annene gidiyordun, ses yok. Üç talak boşadım seni demiş. Binmiş arabaya çınk gitmiş. Kadın beni aradı harıl harıl. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Mustafa Hoca ile mi görüşüyorsun? Evet dedim, hoca değilim ama buyurun, benim adım Mustafa Özba. Kocam beni boşadı. Başladı şimdi. Dur kardeş, bacı sakin ol, ne oldu? Aradım soruşturdum, siz ancak bu işin içinden çıkarmışsınız. Buyur söyle. Böyle 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 oldu. Eyvah. Dedim ya neden böyle yaptın? Ben kahve içmeye gideceğim desem bana müsaade etmezdi. Çağır adamı da, adamı da çağırdı. Adam sinirli. Yani sen Mustafa Özbağmış'ın değilmişin önemli değil. Burnundan çıkıyor. Dedim kardeş otur sakin ol. Dedim böyle böyle dolaylı olarak beni aradılar. Eğer evliliğinizi kurtarma adına yapabileceğimiz bir şey varsa bunu konuşacağız. Bana döndü, bunun yaptığı doğru mu değil dedim. Yanlış mı yanlış dedim. Haram mı haram dedim. Dinen ben yanlış mı yaptım dedi. Değil dedim, eksik yaptın. Nasıl yani dedi. Bir dinleseydin, bir baksaydın, bir sorsaydın, sakin olsaydın, sükunetli olsaydın, selametli olsaydın. Bak çocuklarınız da varmış, çocuklar da ağlıyor. Senle işte konuştuk, ettik, yaptık, ettik. Ne yaptın? İşte böyle. Dedim bir talak yerine geçer bu üç talak. Hadi dedim barışın, sarmaşın, dolaşın. Kadına dedim bak bu da sana ders olsun. Bir daha asla aldatma. Biz önce bunu yani insanlara yani öğretmenlerimiz birinci derecede kendilerini yetiştirecekler. Ondan sonra çocuklarını yetiştirecekler. Çocuklarınızı yetiştirirken bütün anne babalar çocuklarınızı üstün ahlaklı yetiştirmeye çalışın. Sabah namazı için çocuk dövülür mü diye fetva arayacağınıza, çocuğunuza önce yalan söylememeyi, yemin etmemeyi, gıybet etmemeyi, dedikodu etmemeyi, ona iyi insan olmayı, dürüst olmayı, sağlam karakterde yetişmesini sağlayın. Namazını kılar merak etmeyin siz. Orucunu tutar. Merak etmeyin. Örtünmesi güzel bir şey. Ama örtünmezden önce dilini güzel yapsın. Namaz kılması harika ama dili güzel olsun önce, ahlakı güzel olsun. Haramları öğretin çocuklara. Teşekkür ederiz. Efendim, ahlaklı, güzel ahlaklı çocuk yetiştirmekten bahsettik. Bir de yetişkinlerin ahlakının düzelmesi, işte fıtratı sabittir ama daha sonra ahlakları değişebilir, güzelleşir, iyileşirden bahsettik. Çocukları yetiştirirken evet namazı daha sonra kılabilir
işte Kur'an'ı öğrenebilir vesaire. İlk önce iyi ahlaklı, güzel ahlaklı olması gerekir. Ama bazı insanlar işte bunu sadece işte kalbi temiz olsun, namaz kılmasa da olur, insanlara iyi davransın gibi. Ben o manada bir şey değil benim söylediğim şey. Evet efendim. Bir de şöyle mesela yetişkinlerden bahsediyorum. İşte hak, hukuk, birbirine hakkı geçmemesi lazım dediniz. Şimdi mesela şu zamanda, ahir zamanda bayanların işte artık erkeklerden daha rahat davrandıklarını görüyoruz. Mesela Kur'an meclislerinde, sohbet meclislerinde, dini meclislerde bile çok rahat davranıp işte rahat hareket edip, bu da hakkı geçmiş olmuyor mu? Diğer yok. Erkeklerin hakkı ya geçmiş normalde olmaz normalde insanlar mı? Şunu söyleyelim. Biz toplum olarak belli bir öğretiden gelmiş bir topluluk değiliz. Bizim ülkemiz çok sıkıntılardan geçti. 200 yıldan beri bu toplumda sıkıntı var. Daha henüz oturmuş, yerleşmiş değil. Hiçbir şeyimiz. Bakın 200 hatta 300 yıldan beri bu toplum çok büyük sıkıntılardan, çok büyük değişim ve dönüşümlerden geçti. O yüzden toplum olarak, toplumda hiç kimseyi sorumlu tutmadan biz yapmamız gerekenleri yapalım. Biz herkesi en iyisini, en güzelini, en doğrusunu öğretmeye çalışalım. Peki bunu anlatmayacağız mı? Bunun doğru olmadığını, işte nefsimiz bu kadar zayıfken karşımızdaki insanların bize bu kadar... Kuvvetlendirelim nefsimizi. Ya sonuçta eğer siz bir hastalığı gördüyseniz, hastalığı teşhis ettiyseniz, hastalığı tedavi etmekle mükellefsiniz. Eğer kendi nefsinizde bir hastalık görüyorsanız, birinci derecede o hastalıktan sorumlusunuz, onu tedavi etmekle mükellefsiniz. İkinci derecede dışarıda bir hastalık görüyorsanız, o dışarıdaki hastalığı da tedavi etmekle mükellefsiniz. Onun mücadelesini vereceksiniz. Bu noktada hastalıktan kaçmak, ben hastayım, ben hastasam, ben bu hastalığımla baş edemiyorsam hiç kimseyle baş edemem deyip mücadeleden uzak durmak yok. Veya o hastalığı tespit edip o hastalıkla sonuna kadar mücadele etmekle mükellefiz. Katılmıyorum bunlara. İlk önce öğrenmemiz gerekenler Allah'ın ayetlerinin işte ibadetlerimizi ilk önce nasıl yerine getirebiliriz? Namazı kılmak için gerekli olan... Vakaya göre hareket etmek. Sufiler vakaya göre hareket ederler. O kardeşe etmiş olduğum tavsiye o öğretmen kendisi. Onu demiyorum efendim. Yani... Yok genel olarak o vakaya göre. Yani normalde bütün insanlar kendilerince... kendi başlarına gelen vakaya göre davranış biçimi sergileyecekler. Biz vakaya göre davranış biçimi sergiliyorsak o bizi kemale erdirecek inşallah. Eyvallah. Teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. El Fatiha. Selam.